Dünyada liseyi en uzun sürede okudum. Senin bulunduğu yer son derece ilginç. Böbreğini kaça aldın? Hadi bakalım güzel kuşlar, yolunuz açık olsun. Haydi güle güle. Ünlü iş adamı Asil Nadir'e telefon açıyor. Alınan sıkı güvenlik önlemleri altında. Eğer o kaçak yapıyı... Ama gördüğümüz kadarıyla çevredeki tüm bloklar 16'şer katlı. Çiviye satılmak istenen arazilerin çok önemli bir özelliği var. İyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili seyirciler, değerli konuklar. İzmir Tire'den yaptığımız Halk Arenası canlı yayınına hoş geldiniz. Coşkulu bir katılımla bu akşam tarihi halk arenalarından birini daha gerçekleştiriyoruz. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz sizler de. Ben hemen programın konuşmacı konuklarını takdim edeyim. Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Sayın Profesör Haluk Koç. Ve bir süre önce attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alınıp sorgulanan ve daha sonra serbest kalan iletişim uzmanı Doktor Sayın Sedef Kabaş. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışkan değerli milletvekillerinden Sayın Ali Özgündüz. Sevgili seyirciler, bu akşamki programı Tire Atatürkçü Düşünce Derneği'nin daveti üzerine gerçekleştiriyoruz. Ve bu nedenle ben hem Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çok değerli üyelerine hem de Başkanı Sayın Murat Özan'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu geceye çok değerli katkıları olan Tire Belediye Başkanı Sayın Tayfur Çiçek de aramızda. Değerli konuklarımız var. Bayındır Belediye Başkanı Doktor Ufuk Esli aramızda. Biliyorsunuz Bayındır'dan da çok güzel bir halk arenası yapmıştık. Stadyumda binlerce konuğumuzun yine coşkulu katılımlarıyla. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Sumru Karayer. Sayın Karayer, siz de hoş geldiniz. İzmir Barosu'nu temsilen yönetim kurulundan avukat Murat Ergün. Sayın Ergün, hoş geldiniz. Ve 9 Eylül gazetesinin köşe yazarlarından değerli meslektaşımız Atilla Köprülüoğlu da aramızda. Ben Sayın Kabaş'tan başlamak istiyorum. Sayın Kabaş... Önce beni yakacaksınız. Yani. Hayır, estağfurullah. Şimdi soruşturma konusu olan ve halen ön soruşturmasının devam ettiği, hazırlık soruşturmasının devam ettiği, sizin konunuzla ilgili fazla yorum yapılmaması gerektiğini gayet tabii biliyoruz. Ama siz ilk kez bir televizyon programının canlı yayın konuğu oluyorsunuz. Daha önce katıldınız, bazı röportajlar yapıldı. Evet, telefonla, televizyon röportajı evet, anlamında ilk kez. Evet, evet, televizyon röportajı anlamında ilk kez bir canlı yayına katılıyorsunuz. Bir sizin anlatabileceğiniz ölçüde yaşadığı
da yaşadığınız olayı sizden dinleyelim. İkincisi, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 90 yıllık reklam arasının sona erdiğini söyledi. Yani Cumhuriyet dönemini Osmanlı İmparatorluğu'nun 90 yıllık reklam arası olarak kabul etti. Ben önce kişisel değerlendirmemi yapayım. Aslında 90 yıllık Cumhuriyet onlara 12 yıllık bir reklam arası tanıdı. Ama onlar... Onlar bu şansı iyi kullanamadıkları için o reklam arasının sonuna doğru yaklaşıldı. Ayrıca ben reyting konusunda biraz deneyimli bir yayıncıyım. Yani o filmi tekrar ekrana getirmek isterlerse reytingi de yok artık o filmin. Onun için Cumhuriyet'in onlara tanıdığı bu şansı ne yazık ki iyi değerlendiremediler. Bundan hem Adalet ve Kalkınma Partisi kaybetti, hem de Türkiye kaybetti. Türkiye'nin bugün geldiği yer ortada, fazla söze gerek bırakmıyor. Ama biz hem bir kadın olarak hem cinsinin değerlendirmesini hem de yaşadıklarını Sayın Kabaş'tan dinlemek istiyoruz. Teşekkür ederim. Dilerseniz ikinci soruyla başlayayım. Tabii değerli milletvekilimizin bu kendi görüşüdür. Katılan olabilir, katılmayan olabilir. Ama şuna inanıyorum ki eğer Osmanlı dönemini, 600 yıllık o tarihimizi ki hiçbir zaman yatsımıyoruz. Gayet tabii. Bizi biz yapan değerler var o Osmanlı tarihinde. O bizim aynı zamanda gücümüz. Osmanlı tarihiyle gurur duyduğumuz birçok unsur var. Elbette eleştirdiğimiz unsurlar da var. Ama tarihi gerçekleri bilip biraz da bugünün değerler sisteminden baktığımızda o film çok başarılı, tarihi bir film ama sona ermiş bir film. Dolayısıyla bir kere bunu kabul etmemiz gerekiyor. Aynı filmi tekrar hiç kimse izlemek istemez. O arşivimizde olacak, onu hiçbir zaman yatsımayacağız ama artık biz yeni bir filmdeyiz. O filmi de, bu yeni filmi de biz hep beraber yazacağız. O filmin başrol oyuncuları da her zaman değerli halkımız olacak. O filmin senaryosunu da sizler yazacaksınız. O filmin nasıl bir sonla ereceğini de yine değerli halkımız karar verecek diye düşünüyorum. Benim konuma gelirsek çok fazla detaya girmek istemiyorum. Çünkü çok yazıldı, çizildi ama kısa bir özet yapmak gerekirse yılbaşı öncesi 30 Aralık tarihiydi. Sabah saatlerinde oğlumu okula gönderdikten hemen sonra kapımda polisleri buldum. Tabii takdir edersiniz ki sabah saatlerinde herhangi bir suç işlememiş, herhangi bir suça karışmamış bir insan olarak sabahın erken saatlerinde kapınızda polisleri bulmak çok da olağan bir durum değil. Haliyle bir insan olarak biraz şaşırıyorsunuz. Demokrasilerde olağan değil. bir de polislerimiz sivil kıyafetle gelmişlerdi. Hani gerçekten o anlamda polisler mi değiller mi onu da bir tartmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Dolayısıyla biraz kapıda sert diyaloglar geçti. Yani kimsiniz, niçin geldiniz, ben sizin polis olduğunuzu nereden bileyim şeklinde. Ama ardından anladım ki başka üniformalı polisler çağırdılar. İşte Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ellerinde bulunan bir genel arama emrini gösterdiler. Bu sert diyalog sonrasında anladım ki aslında bir emir verilmiş ve onu icra etmek durumundalar.
Böyle olunca, konuşunca anlaştık. Kendilerini içeri davet ettim. Hatta sohbet ettik. Ve çay ikram ettik, konuştuk filan. Ama tabii genel bir arama denildiği için evde bir arama yaptılar. Dedim ki istediğiniz gibi arayabilirsiniz. Gizlim saklım yok. İstediğiniz gibi girip bakabilirsiniz. Peki sizin küçük bir çocuğunuz var. Evet, oğlumu göndermiştim Uğur Bey. Yani yeni okula göndermiştim. Evde yoktu. Bir yardımcım vardı, bir de ben vardım. İyi ki yokmuş çünkü o yaştaki bir çocuk 4 yaşında evet, galiba. Evet. O yaşta bir 5 çocuk yaşına için, girecek yarın kısmet olursa. Evet. Evet. Çocuk için travmatik etki de yapabilir. Ben şuradan yola çıkarak söylüyorum. Gerçi benim çocuklarım şimdi büyüdüler. Evet. Lise 1, orta okul falan gibi okuyorlar. Ama bu kumpas davalarının olduğu, Ergenekon tutuklamalarının, gözaltılarının böyle dalga dalga geldiği, korku imparatorluğunun bütün ağırlığıyla insanların üzerine atmosferi çökerttiği günlerde bizim evimizde sabahları erken saatte, yani hepimizin uyuduğu saatte dışarıda bir gürültü kopunca çocuklarım yataklarından fırlayarak bizim odamıza gelip ayaklarıma sarılarak baba seni götürmeye mi geldiler diye ağlayarak, titreyerek uyandılar ve o anları yaşadılar. Oradan biliyorum ki çok etki yapıyor çocukların psikolojisi üzerine. Evet, yani o açıdan şanslıydım. Ama şunu da ilave etmek gerekirse her şeyin başı iletişim. Yani eğer medeni şekilde İnsanlar birbiriyle konuştuğunda ki bizim aramızda da geçen diyaloglar sonrasında belki ben de şaşkınlıkla onlara bir tepki gösterdim. Bir anlamda kimsiniz, niçiniz, niçin geldiniz dedim. Onlar da bir görevli ve sorumlulukları var o açıdan düşünürsek. Ve hakikaten de bilerek gelmişler. Yani kim olduğumu bilerek, hani eğitmen kimliğimi, televizyoncu kimliğimi. Sonra bir diyalog gelişince, insanlar gerçekten birbirlerini anlamaya başlayınca iş çok daha farklı bir boyuta geliyor. O anlamda hani polislerimiz de hiçbir şekilde, onu da vurgulamak isterim, saygıda kusur etmediler. Ve ben onların araçlarında gittim emniyete. Emniyette de bana sorgu yaptılar, tutanak tutuldu, ifadem alındı. Orada da aynı şekilde bir gayet medeni çerçevede bir muamele gördüm. Ama savcı bey ısrarla ifademe rağmen kendisi ifademi almak istedi. Kendisine ifademi verdim. Kısaca yine tekrar edeyim. Orada bir tweet var. Tahmin ediyorum çoğunuz biliyorsunuz tweetimi. Yani 17 Aralık soruşturmasının kapatılmasına yönelik bir eleştiri benimkisi. Bu kararı veren savcıyı unutmayın diyorum. Hepsi bundan ibaret. Ben savcıyı tanımam, etmem. Zaten hukukta bilirsiniz, değerli avukatlarımız çok daha iyi bilirler. Şahıslar önemli değildir. Kararlar önemlidir. Dolayısıyla benim eleştirim verilen bu karardan ibarettir. Dolayısıyla savcı beye de aynı şekilde ifademi böyle ilettim. Savcı bey beni mahkemeye sevk etti. Hedef göstermekti bana atfedilen suç ya da iddia makamı. Terörle mücadele eden kişileri hedef gösterdiğim iddiasıyla ben soruşturuldum. Mahkemeye sevk edilirken bu kez hedef gösterme değil, tehdit etme iddiasıyla sevk edildim mahkemeye. Değerli hakimimizin karşısına çıktım ve hakim bey, adli şarta da gerek olmadığını, yani adli şart biliyorsunuz her hafta gidip karakola ben buradayım, kaçmayacağım, etmeyeceğim. Başka da tweet atmayacağım. Tweet yok ama kaçmayacağım şeklinde bir adli şarta da gerek duymadı ve beni serbest bıraktı. Yani 9 saatin sonrasında ben serbest kaldım. Ama şunu eklememe müsaade ederseniz, ben savcı beyin kendisine de söyledim. Onun için canlı yayında da burada bir kez daha söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Attığım tweetimin hala arkasındayım.
Ve tweet atmaya da devam ediyorsunuz. Haluk Bey diyor ki hala tweet atmaya devam ediyorsunuz. Hala tweet atmaya devam ediyorum. Çünkü bugüne kadar da hiçbir tweetimi silmedim. Suç içerebilecek, hakaret içeren, hedef gösteren, şiddete davet eden hiçbir tweetime rastlamanız mümkün değildir. Ben bir iletişim uzmanıyım, bir eğitmenim, bir danışmanım. Eğer bunu ben yapıyor isem, bu kendi mesleğime zaten bir ihanettir. Önemli olan zaten hakarete, efendim, hedef göstermeye, küfre ihtiyaç duymadan eleştiri yapabilmek, hiciv yapabilmek, ironi yapabilmek ve biraz da damardan ince ince dokundurabilmek. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, ben de Sayın Sedef Kabaş'ın Osmanlı ile ilgili, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili değerlendirmesine aynen katılıyorum. Osmanlı bizim ecdadımızdır, saygı duyduğumuz bir tarihtir ve aynı zamanda gurur duyarız Osmanlı'nın devamı olmakta. Ama biz her şeyden önce Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'in çocuklarıyız. Ve Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşayacağına yürekten inanıyoruz. Biz, Sedef Hanım söyledi, birlikte de çalıştık. Kendisini ben gayet yakinen tanırım. Fevkalade donanımlı, ölçülü, kişilik haklarına saygılı, kimseyi bırakın hakareti rencide etmeyecek bir üsluba sahip ama bir aydın olarak da üzerine düşen sorumluluğun bilincinde düşüncesini özgürce ve yiğitçe açıklayan bir meslektaşımızdır. Sağ olun. Program başlarken de bir küçük hatırlatmada bulundum. Onu ekran başındaki seyircilerimiz de duysunlar. Bu programda kimseye iftira atılmıyor. Bu programda kimsenin kişilik haklarına bir saldırı yapılmıyor. Bu programda hakaret edilmiyor. Bu programda özel hayatlar özenle korunuyor ve aile mahremiyetlerine asla girilmiyor. Ama buna karşın bizi takip eden bir kesim ısrarla takip ediyorlar. Ondan fevkalade mutluyuz. Fevkalade mutluyuz. Yani onlar... siz de mi hala varsınız dedikçe ne kadar çok izlendiğimizi anlıyoruz, itiraf etmiş oluyorlar. Ama işleri güçleri hakaret etmek. Şimdi biz hakaret etmediğimiz halde böyle soruşturmalar yapılabiliyor ama bize hakaret edenlere karşı nedense suskun kalınıyor. Bunu da anlamış değiliz. Anlayan var mı içinizde? Yok hocam. Sayın AKP Balıkesir Milletvekili hanımefendinin bu reklam arası değerlendirmesi için ne diyorsunuz? Evet, öncelikle bu kadar çok makul şüphelinin arasında bulunmaktan mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Gerçi Ali kardeşim... Milletvekili olmadan önce savcı idi. Yani bir hocam ona göre hukukçunun yanında bir tıp doktoru olarak bir makul şüpheli tanımı yapmak. Estağfurullah. Ama siyaset penceresinden bakınca gerçekten Türkiye'de bugün sayı olarak ifade edecek olursak iktidardaki siyasi partiye oy vermeyen herkesin bir şekilde makul şüpheli olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Sedef Hanım da bir tweet nedeniyle kendisine makul şüpheli olduğu sabah saat erken saatlerde pek de uygulatılmış. Makul şüpheli değil. Aslında iddia çok daha büyük bir suç aslında. Makul şüpheli daha aslında yumuşak bağlamadım. Bir ifade. Şunu söylemeye çalışıyorum. Değerli arkadaşlarım, öncelikle
bu sıcak Ege kentinde aranızda olmaktan gerçekten mutluyum. Evet. Şu plan... Hepiniz inançlı, bu ülkenin namuslu, onurlu yurttaşlarısınız. Bu sıfatı özellikle yapıyorum. Çünkü söylediğim değerler aslında herkeste olması gereken değerlerken yaşadıklarımızı yan yana getirdiğimizde bu değerlerin olması sanki o insanı farklı kılıyormuş gibi bir his ediniyor insan bugün Türkiye'de. Evet. Yani ben namusluyum. Yok canım. Yani ne olacaktın ki? Ben çok onurlu bir yurttaşım. Daha ne bekliyordun ki? Bu deyimleri kullanırken üzerlerinde bu deyimlerin iğreti duranlar düşünsün diyor. Yani bu deyimler kullanılırken yakışmayanlar düşünsün diyor. Sevgili Tireliler, şimdi Osmanlı İmparatorluğu bir sayın milletvekilinin Cumhuriyet dönemini bir reklam arası olarak görmesi. Şimdi tarih bir bütündür. Yani tarihsel süreç kendi koşulları içinde, o günün siyasi koşulları içinde değerlendirilir. Osmanlı İmparatorluğu gerçekten kuruluşundan çöküşüne kadar 600 yıllık bir süre içerisinde yaşadığımız coğrafyada çok daha genişinde biliyorsunuz. Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Rumeli'de çok daha geniş bir toprak parçasına hüküm sürmüş. Zamanında, kuruluşunda ve yükseliş devrinde gerçekten getirdiği devlet düzeniyle beraber yaşamaya beraber yaşamak durumunda olduğumuz değişik toplumları bir devlet idaresi altında eşit hakkı paylaşan, eşit birer imparatorluk yurttaşı olarak algılamasıyla o dönem Orta Çağ'dan çıkan Avrupa'ya ders olmuş bir imparatorluk. Daha sonraki süreç bilhassa sanayileşme devrimiyle ve Osmanlı'nın bu süreci yakalayamamasıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme süreci başlamış ve ondan sonra da emperyalist emellerin yaşadığımız coğrafyaya dönük talepleri değişik savaşlarla kendisini göstermiş. İmparatorluk küçülmüş ve bugün Misak-ı Milli dediğimiz sınırlar içerisinde bir millet olarak 1923'ten itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hep beraber yaşıyoruz. Sayın Milletvekilinin herhalde bu tarihsel süreci bildiğini düşünüyorum. Ve bugün hala o emperyalist emellerin yaşadığımız coğrafyaya dönük taleplerini ürettiği değişik terör organizasyonlarıyla, değişik enerji kaynaklarına olan taleplerin üzerine kurduğu savaş planlarıyla bu coğrafyanın çok sakin bir coğrafya olmadığını bilmesi gerekir. Onun için içinde yaşadığımız gerçekler şunlar, şunlar, şunlar. Hep beraber bu topraklarda hangi etnik kökene bağlı olursak olalım, hangi inanca bağlı, mezhebe bağlı olursak olalım, eşit hukuku paylaşan eşit birer cumhuriyet yurttaşı olarak bu milletin onurlu bir parçası olarak yaşamak durumundayız ve bunu da ilelebet sürdürmek zorundayız. Şimdi hiç kimse Osmanlı'yla yerinmiyor. Yani siz övüneceksiniz, bu taraf övünmüyor değil. 1923 yani 1918-23 arasında bu topraklarda verilen mücadele olmasaydı, bakın açık söylüyorum, koskoca bir imparatorluğun dini ve siyasi iradesini İstanbul'da bir İngiliz işgal komutanına teslim eden irade geçerli olsaydı, sayın bayan milletvekili bugün milletvekili değil, evinin içinde kafesin arkasında oturan bir bayan olacaktı. Onun için tarihi tek pencereden, kör pencereden hiç kimse değerlendirmesin. Tarih içinde yaşadığımız çağın gerçekleriyle birleştirildiği zaman gelecek için bir anahtar olur.
Onun için gerçekçi olmak zorundayız. O kötü, bu iyi. Bunun derdi, özet olarak söyleyeyim, aşağı yukarı hissedebiliyorum. Seçimler yaklaştı değil mi? Göze girecekler. Yeniden eline kalemi kağıdı alacak olan oradaki siyasi irade artık gölgesi mi alır? Yoksa abisi mi alır? Onu tekrar bulunduğu ilden milletvekili yapacak, yazacak. Bütün gayreti o. Yani bu sözleriyle şunu söylemek istiyor. Ben buradayım diyor. Beni unutmayın listeyi yazarken. Ben tekrar milletvekili olacağım diyor. Bütün mesele bu. Onun için ama şu gerçeği de ifade edeyim. Yaşadığımız süreci iyi tahlil etmek lazım. İki aşamalı bir plan uygulandı. Birinci aşama, demokratik hak ve özgürlükler kullanılarak AKP bunları kullanarak iktidara geldi. İkinci aşamaya 2007'den sonra yavaş yavaş geçilmeye başlandı. Kendisini oraya getiren demokratik hak ve özgürlükleri kısarak, budayarak, yok ederek iktidarda kalmanın yolunu, yöntemini araştırmaya başladı. Yani ortaklarını biliyoruz. Ergenekon'da, Balyoz'da, Oda TV'de, askeri casusluk davası da, devrimci karargahta, Sedef Hanım'ın başına gelen de, benzerlerinin başına gelen de, Konya'da 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mehmet'in başına gelen de, Manisa'da, Akhisar'da ayakkabı kutusunu balkondan gösteren öğretmen emeklisi hanımın başına gelen de hep aynı korkudur. Hep aynı çekincedir. Ben bu hakları kısarak bundan sonra nasıl iktidarda kalacağım? Niye korkuyorlar? Eğer iktidardan giderlerse, yani duvardan bir tuğla çektiğiniz zaman o duvar ne olur? Yıkılır. Onun için ben buraya ayırdım o duvar lafını ve sizle de paylaşmak istiyorum. Bugün Büyük Ozan Nazım Hikmet'in 113. doğum günü. Halka karşı kurulan bütün duvarların yıkıldığını biliyoruz. Bakın Büyük Ozan ne demiş? Biz adımlarını tarihin akışına uyduran, temelleri çökmüş emperyalizme vuran ve yarınları kuranlarız. O duvarınız vız gelir bize. Bugün de aynı. Yani bu faşist duvar vız gelecek bize. Halka vız gelecek. Onun için demokrasi cephesini. Geçen hafta Bornova'da söyledim. Armudun sapı, üzümün çöpü ayırdığını bırakarak çok geniş bir demokrasi cephesini aydınlık bir Türkiye inşası için 5 ay sonrasında hep beraber harekete geçirmek zorundayız. Bunda herkesin katkısı olmak zorunda. Bu ülke bizim. Hepimizin. Gelecek bizim, geçmiş de bizim. Hepimiz. Ama geleceği hep beraber bize kurulan o aydınlık yoldan götürmek zorundayız. Çok teşekkürler hocam. Bu arada sizlere selamlar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolsuzluklarla mücadelede simge haline gelen isimleri. Milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Özgür Özel. Bu akşam sürpriz yaparak sizlerin yanınızda, aranızda izlemek istiyorlardı. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevleri var. Ama şu anda meclisteki televizyonun başına geçmiş durumdalar ve izliyorlar. Sizlere de gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorlar. Bir konuya kısaca değinmek istiyorum. İşçi Partisi'nin genel başkanı Sayın Doğu Perinçek. Biliyorsunuz İsviçre devletinin yasalarına göre sözde Ermeni soykırımı yoktur demek suç.
Doğu Bey bunu söylediği için orada yargılandı ama dava sürecini kazandı ve şimdi konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde büyük bir katılımla son noktanın konulması aşamasına geldi. Ve ne yazık ki Doğu Perinçek yurt dışına çıkış izni alamadığı için bu çok önemli tarihi davada bulunamayacak. Biz buradan kendisine destek veriyoruz ve mutlaka orada olması gerektiğini savunuyoruz. Sayın Ali Özgündüz, AKP Balıkesir Milletvekili Sayın Tülay Babuşçu'nun reklam arası değerlendirmesini nasıl yorumluyor? Evet, teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle Tire'de bulunmaktan çok mutluyum. Burada benim yaklaşık 40 yıldır burada oturan akrabalarım var. Birisi oradan el sallıyor. Tire'yi ve Tire'den bütün Türkiye'yi de selamlıyorum. Evet. Şimdi o meseleye geçmeden önce Sayın Sedef Hanım'ı, Doktor Sedef Hanım'ı da tebrik ediyorum. Cesaretinden dolayı, yiğitliğinden dolayı, Cumhuriyete yakışan aydın, özgür kadını temsil ettiğinden dolayı da tebrik ediyorum. Tweet atmaya devam edin. Siz tweet atmaya devam edin. Tabii enteresandır o suçlama. Efendim, terörle mücadele eden kamu görevlilerini hedef göstermek. İlk suçlama bu. İyi de doktor hanım terörle mücadele eden savcıya bir şey demiyor ki. Yolsuzluğun üstünü kapatana diyor. Sen hayırdır terörle mi mücadele ediyorsun yoksa yolsuzluk davasına mı bakıyorsun? Ne alaka? Sonradan tehdide dönüşüyor ama her şeye rağmen bu ülkede hakimler var, her şeye rağmen hukuk var, her şeye rağmen. Dolayısıyla Sedef Hanım gibi cesur yargıçlar da savcının talebini reddediyor ve bugün birlikte program yapıyoruz. O hakimleri de tebrik ediyorum. Bir meslektaşları olarak, bir eski Cumhuriyet Savcısı olarak. Şimdi AKP milletvekiline gelince aslında... Tabii ne diyeyim yani, şimdi Osmanlı'yla Sayın Genel Başkan Yardımcımız, parti sözcümüz izah etti. Yine Sedef Hanım bahsetti. Bizim geçmişimizde bir problemimiz yok. Tarihimizde bir problemimiz yok. Ancak Osmanlı özentisi eğer saltanat ve hilafetse onu ancak rüyalarında görürler. O iş bitmiştir. 1923'te Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetle birlikte o iş bitmiştir, tarihte yerini almıştır. Emperyalistlerle işbirliği yapan halifeden, padişahtan bahsediyorlarsa, birileri de komik komik işte kılıç kalkan takımı gibi bir ekiple devlet başkanlarını karşılıyor ya, eğer o özentiyse o iş bitti. O iş bitti sayın vekilim. Osmanlı devam etseydi o saltanatlık, yani padişahın kapı kulu olan sistem. Çünkü cumhuriyet ne demektir? Cumhuriyet halkı efendim padişahın kapı kulu olmaktan kurtarıp yurttaş yapma rejimidir, projesidir. Eğer o devam etseydi eski düzen, tabii ki o milletvekilimiz, bırakın milletvekili olmayı, ama sarayda bahçıvan aşçı olabilir miydi? Onu düşünsün. Yani neye özeniyor onu bilsin. Cumhuriyet adam olmak demektir. Cumhuriyet özgür yurttaş olmak demektir. Bunu anlamayan insanlar hocamın dediği gibi Sayın Genel Başkan Yardımcımızın, ancak bunu eğer anlıyorsa, bunu söylüyorsa, ben buradayım. Seçim öncesi kendisini AKP'nin halen hem genel başkanı, parti başkanı gibi davranan, şu anda Kaçaksaray'da oturan kişiye gösteriyor. Ya da onun özel kalem müdürü gibi davranan, ne yazık ki Başbakan Davutoğlu'na kendisini göstermeye çalışıyor. Bu yanlıştır. Cumhuriyet, Atatürk'ün dediği gibi, cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet özgür yurttaş olmaktır. Cumhuriyete inanmak
adam olmaktır diyorum. Osmanlı özentisinden herkes vazgeçmelidir. O iş bitmiştir artık. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben bir ilave yapabilir miyim? Şimdi bu milletvekilimizin ve benzerlerinin bir iletişimci olarak baktığımda gerçekten bu tür açıklamalarını hani kendine hizmet mi yoksa kamu çıkarına hizmet mi yapmaya çalışıyor diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü siz meclise halkı temsilen gelmişsiniz ve Türkiye Millet Meclisi'nde and içmişsiniz. Yani bir kere bu açıklama kendi sözünüzü inkar etmek. Yani bir and içmişsiniz ve onu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmışsınız. Sonradan böyle bir açıklama yapmak ne anlama geliyor? Gerçekten bir düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de milletvekilliği ya da mecliste hangi parti olursa olsun bir sorumluluktur, bir bilinçtir, bir erdemdir, bir bilgelik gerektirir. Yani bir açıklama yaptığımız zaman gerçekten bunun sonuçlarını düşünerek aslında düşüncelerimizi ifade etsek sanırım milletvekillerine yakışan çok daha doğru ve uygun bir üslup olur. Bir de işin tarihi boyutuna bakarsak siz de çok güzel söylediniz. Ben bu sene 25. yıl dönümümü tamamlıyorum. 89 kokartlı rehberim ben. Ve uzun yıllar rehberlik yaptım. Üniversitede başladım. Hem paramı kazandım ama daha önemlisi ülkemi tanıma fırsatı kazandım. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, milat öncesinden bugüne ülkemi anlattım, tanıttım ve muhteşem bir ülkede yaşıyoruz. Yani bu Anadolu'nun, inanın, eşi benzeri yok. Yani Yunan derler, eski Yunan, oluk oluk turist gider, sadece Yunan medeniyeti vardır. Roma İmparatorluğu derler, oluk oluk turist gider, sadece Roma vardır. Anadolu'da Hititi vardır, Lidyası vardır, Frigyası vardır, eski Yunan'ı vardır, Roma'sı vardır, Bizans'ı vardır, Selçuklu'su vardır, Osmanlı'sı vardır. Yani yok bu böyle gerçek, bu reklam, bu gerçekten bu ülkenin kıymetini, tarihini, değerlerini bir anlamda reklam uğruna hiçe saymak demektir. O yüzden lütfen ama lütfen bu ülkenin tarihini, değerlerini, medeniyetini sahip çıkalım. İnanın yurt dışından Türkiye'ye baktığımız zaman bu coğrafyanın bir benzeri yok. Bakın YouTube'da girin. Dünya tarihi medeniyeti diye yabancıların yaptığı kısa bir filmi izleyin. İnsanlık tarihi ve medeniyeti böyle parça parça, renk renk Anadolu'dan ve Mezopotamya'dan başlayarak bütün dünyaya yayılıyor. Ve biz bunun ortasındayız. Dolayısıyla tarihi konuşuyorsak lütfen bilinçli konuşalım. Yani ne tarihimizi, ne değerlerimizi, ne siyasete, ne kişisel reklama lütfen ama lütfen malzeme yapmayalım. Şimdi ülkeyi öylesine kamplaştırdılar, öylesine derin fay hatları yarattılar ve ötekileştirdiler kendilerine oy vermeyenleri. Neredeyse hasım duruma düşürmek için çok ürkütücü gayretler sergilediler. Ve insanlarımız dostluklara, kardeşliklere, barış içinde kucaklaşmaya hasret kaldı, özlemini yaşar oldu. Bu özlem öylesine derin ki, dün akşam kendi Twitter hesabımdan Fenerbahçe'nin
efsanelerinden Ordinarius lakaplı Lefter Küçük Andoniadis'in Galatasaray'ın taçsız kralı, benim de tanıma bahtiyarlığına eriştiğim, dostluğunu yaşadığım merhum Metin Oktay'ın el sıkışırken, arkalarında da yine spor yazarları arasında bir abide olarak kalacak olan, hep kalacak olan İslam Çupi ağabeyimizin, o da nur içinde yatsın, fulu göründüğü ve altına da cennette çift santrfor yazısının yazıldığı el sıkışma görüntüsü nasıl paylaşıldı? Nasıl insanlar onu birbirine gönderdiler? Bu da gösteriyor ki hakikaten dostluk, arkadaşlık, sevgi, barış platformu olan o futbol gibi, futboldaki gibi insanlar kendilerini kamplaştıranlara karşı tepki gösteriyor ve kucaklaşmak istiyor. Bu çok önemli bir mesajdır. Çok önemli bir mesajdır. Hocam, reklamlara 7-8 dakika sonra gireceğiz. Ben şu 3 dakikaymış. Kaçaksaray'daki son merdivenlerde sahnelenen o müsamereyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bütün makul şüpheliler gülmeye başladığına göre bir ortak cevap çıkıyor bu işten. Evet, herkes gülmeye başladı gerçekten. Merdivenlerdeki sahne deyince herkesi bir gülme aldı. Şimdi çok fazla yorumda bulunmak istemiyorum açıkçası. Çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Daha biz hayata dönük daha büyük gerçekler var önümüzde. Toplumun çok büyük beklentileri var. Bunları şey yapacağım. Bir tek cümle söyleyeceğim. Belki özetler. Eğer tilkiyi ehil zannedip kümesi tilkiye emanet ederseniz, kümes de elinizden giderse oturup şaşırmayacaksınız. Şimdi bunu niye söyledim? Çünkü birçok olay var. Bir tek o görüntü değil. Birçok olay var. Mesela buraya gelmeden önce Tire'deki öğretmen arkadaşlarımız bana işte torpillerle uğraşıyoruz diye Tire ile ilgili, Tire'deki öğretmen atamalarıyla ilgili daha önceden belirlenmiş isimlerin noterlikte tasdik edildiği ve güya bir mülakat yapılarak, hani KPSS sınavı falan olsa girmeyenlere alıştık, noterde isim tespit edilerek o yapılan mülakatla hangi okula kimin müdür olarak atanacağını önceden tespit ettirmişler. Ve tam da dedikleri gibi olmuş. İşte bahsettiğim tilkiler bunlar. Bahsettiğim tilkiler bunlar. Bunu her tarafa yayabilirsiniz. Bunun örnekleri çok. Arkadaşlarımız benden rica ettiler. Ben de Tire'deki bu müdür atamalarıyla ilgili yapılan mülakatın bir göstermelik olduğunu, belirlenen notere tasdik edilen isimlerin aynen istenilen yerlere getirildiğini bir kere de Halk TV ekranları aracılığıyla bütün Türkiye'ye duyurayım. Şimdi ama Türkiye'den de sesler geliyor. Burada da aynısı oldu. Burada da aynıları var. Burada da benzerini yaptılar. Yani bu şekilde devlet yönetmek olmaz. Sevgili Dündar söyledi. İnsanlarımızı bana oy verenler, oy vermeyenler diye ayrıştırarak yönetmek mümkün değildir. İnsanları çeşitli tasniflere tabi tutarak ayırmak, zıtlaştırmak ve onları o kamplarda tahkim ederek bir grubunun siyasi desteğini sağlamaya dönük her türlü saçmalığı yapmak devlet yönetmekle bağdaşmaz. Bugün birçok örneği var. Bunları izliyorsunuz, çeşitli toplantılarda ifade ediyoruz. Sadece biz değil, milletvekillerimiz, bir sürü mecliste arkadaşlarımız komisyonlarda
genel kurulda en son soruşturma komisyonu göz göre göre her şey ortada. Belge ortada, bilgi ortada, görüntü ortada, her şey ortada. Kendi dilleriyle konuştukları tapeler ortada. Bilirkişinin doğruluğunu kanıtlayan raporu ortada. Yani atadıkları hayvanat bahçesi müdürü TÜBİTAK başkanı oldu ama Adli Tıp Kurumu bunlar doğru dedi. Biliyorsunuz. Ve her şey ortada. Sonuçta bir milletvekili şunu diyebildi. O bayan milletvekilinin reklam arası lafından daha da ağır belki. Evet bunlar var ama ben suç işlediklerine kani değilim. Ya. Yeterli şüpheye yeterli şüpheye sahip değilim. Evet. İtiraf bile etsin. Değerli arkadaşlarım, böyle bir Türkiye'deyiz, böyle bir yasama organı içindeyiz. Bilmiyorum bu TCK 125'e girer mi? Sayın savcım. Girmez hocam. Girmez. Çünkü ben çok çok dikkatli olmak zorundayım. Hocam, hukukçu değilim ama Türk Ceza Kanunu'nun bizi ilgilendiren maddelerini artık ezberledik. Yani her biriyle ilgili gün geçmiyor ki bir fezleke geliversin. Ismarlama. Yeter ki sussunlar. Hocam, yeter ki korksunlar. Yeter ki sinsinler. Yeter ki konuşmasınlar. İnadına konuşacağız. İnadına mücadele edeceğiz. Şimdi reklamlara girmeden önce bir son dakika gelişmesinden maalesef acı bir haber vereceğim size. Yaşar Kemal. Avrupa 2. Charlie Hebdo katliamını önledi. 3 ölü. Oda TV adlı saygın internet sitesinden okuyorum. Belçika'nın resmi radyo ve televizyon kuruluşunun haberine göre Verviers şehrinde polis tarafından cihatçı toplayan bir terörist gruba yapılan operasyonda en az 3 kişi öldü. Belçika'nın değişik bölgelerinde eş zamanlı başlayan ve Suriye ve Irak için cihatçı topladığı iddia edilen büyük bir organizasyona yapılan operasyonun Verviers şehrinin tren garına yakın bölümünde üst üste patlama seslerinin duyulduğu ve en azından 3 kişinin hayatını kaybettiği RTBF tarafından, yani bu ajans, duyuruldu. Brüksel Federal Savcılığı konuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyecek. Yani şimdilik aldığımız haberler bu. Onu paylaştım bir son dakika gelişmesi olduğu için. Reklamlardan sonra Tire'den yaptığımız ve Tirelilerin coşkulu katılımlarıyla sürüp giden Halk Arenası çok önemli konularla devam ediyor. Coşkulu katılımıyla sürdürdüğümüz Halk Arenası canlı yayınından selamlar sevgiler. Ben konuklarımızı tekrar sizlere takdim ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Sayın Profesör Ali Koç. Attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan iletişim uzmanı Doktor Sedef Kabaş. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışkan, gayretli milletvekillerinden Sayın Ali Özgündür. Sevgili seyirciler, şimdi son dakika gelişmelerini tekrar sizlere okuyorum. Belçika'dan Verviers kentinden Cumhuriyet Halk Partisi Birlik Başkanı Sayın Zuhal Kayhan bildiriyor. Diyor ki Sayın Kayhan, 3 ölü var ve çok yaralı var Belçika'da yapılan operasyonda. Özellikle cihatçıların en fazla bulundukları yer bu Verviers kenti diyor. Bugün ayrıca Başbakan Davutoğlu'nun gelişini Belçikalılar protesto ettiler.
Şu anda ben olay yerindeyim. Burada fazla sayıda Türk yaşamıyor. Daha çok Faslı ve Çeçenlerin oturduğu semtlerde operasyon var. Ama Belçika genelinde operasyonların devam ettiğini bildiriyor Sayın Kayhan. 3 ölü var ve çok sayıda yaralı var. Ajanslar bu gelişmeyi Belçika'nın Charlie Hebdo'su önlendi şeklinde duyuruyorlar. Ayrıca bu arada İngiliz Times gazetesine konuşan bir IŞİD teröristi Türkiye'de cezaevinde kaldıklarını ama cezaevinde kaldıkları sürede interneti rahatlıkla kullandıklarını, arkadaşlarıyla haberleşebildiklerini, iletişimlerini sürdürdüklerini ve cezaevinde pizza bile yediklerini açıklamış. Bu arada Paris'teki market katliamının ölü sanıklarından Kolibali adlı IŞİD'li terörist de silahı bir Türk arkadaşından aldığını söylemiş. Bunlar tabii fevkalade üzücü, sizlere duyururken bile yüreğimizi sızlatan ve Türkiye aleyhinde ne yazık ki bir yığın olumsuz propagandaya veya istismara yol açabilecek son derece üzücü gelişmeler. Ve Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, BBC de biraz önce Sayın Kabaş söyledi, bir haber geçmiş. Türkiye'de Facebook ve Twitter yayınları her an durdurulabilir demiş. Dileriz ki bu da spekülasyondur. Zaten cendere içine alınan basın özgürlüğü, iletişim özgürlüğü bu şekilde biraz daha sıkıştırılmaz. Çünkü her sıkıştırmanın o sıkıştırılan kapta yarattığı bir patlama noktası vardır. Dileriz böyle gelişmeler Türkiye'mizde hiçbir zaman yaşanmaz. Hocam ben kişisel olarak itikadım gereği Hazreti Peygamber'in tasvir edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Ama bu karikatürden sonra yaşanan gelişmeler ve Türkiye'ye yansımaları basın özgürlüğünün kısıtlanmasına, basın özgürlüğünün neredeyse yok edilme noktasına getirilmesine, örneğin gazete taşıyan kamyonların durdurularak aranmasına ve bunların yargı kararı olmaksızın yapılmasına da açıkçası endişeyle bakıyorum. Nereye gidiyoruz diye bir soru sadece benim değil, burada bulunan bütün yurttaşların zihnini kurcalıyor şu anda. Evet, nereye gidiyoruz hocam? Evet, sevgili Uğur Dündar çok önemli bir soru sordu. Öncelikle geçen hafta Bornova'da bir soru üzerine söylediğim bir bölümü hassas olduğu için tekrar etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, siyaset iknaya dayanan bir eylemdir. Yani sizin gibi düşünmeyeni düşüncelerinizi anlatarak ikna etmeniz mümkündür. Veya mümkün değildir, düşüncesini değiştirmez. Ama o yol, o şans vardır siyasette. Ama inançlar, din, iknaya dayalı bir olay değildir. Özel bir alandır. Herkesin inancına bir kere saygılı olması gerekir. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Herkes inancında da özgür olmalı. İnancını istediği gibi yerine getirmeli. Laik devlette ona inancını özgürce yapacağı ortamı sağlamalıdır. Şimdi Hazreti Muhammed'in, Peygamber Efendimiz'in tasvir edilmesi İslam inancına göre uygun bir yol değildir. Diğer dinlerde tasvirler yapılabilir, resimler, ikonalar yapılabilir. Bunları hepimiz biliyoruz. Ama Müslümanlıkta böyle bir olay yaralayıcı bir olaydır. Bunu hep beraber kabul etmek zorundayız. Onun için saygı dediğimiz zaman farklı düşünenler olabilir. Ama bu konuda siyasetle din konusunu karşılaştırdım. Dinde ikna ederek bir yere gitmek mümkün değildir. Ona saygılı olmak
herkes zorundadır. Şimdi basın özgürlüğü boyutunda olaya yaklaşacak olursak, tabii ki basının halkı bilgilendirme görevi hiçbir şekilde engellenmemeli. Bunda hiç şüphe yok. Eğer bu bir takım gerekçeler ileri sürülerek devlet eliyle yapılıyor ise, bu konu dışında da Türkiye'de biliyorsunuz birçok alanda, bu konunun dışında da bu yönde girişimler var. Tabii ki bunlara karşı ifade özgürlüğü bakımından, basın özgürlüğü bakımından hep beraber karşı çıkmak zorundayız. Ama dediğim konunun hassasiyetini de sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu konu bir tek Charlie Hebdo olayından kaynaklanmadı biliyorsunuz. Yani 1990'lara biraz gidelim. Sovyetler Birliği'nin o zamanki Afganistan işgalinden sonra orada mukavemet gücü olarak konuşlanan mücahitlere Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin desteği hatırlıyorsunuz. Yani orada radikal bir yapı tohumu atıldı. Belli bir süre kullanıldı. Daha sonra Sovyetler çekildikten sonra Pakistan'la Afganistan arasında Peşaver dediğimiz özel bir bölge bu Taliban militanlarının egemenliğinde kaldı. Daha sonra 2001 olayları, meşhur kule olayı, yani El-Kaide'nin dünyayı tehdit eden bir terör örgütü olarak eylemlere girişmesi, Peşaver'e dönük ki daha Irak'tan önce biliyorsunuz Afganistan harekatı yapıldı. Şimdi Büyük Orta Doğu Projesi, Arap Baharı, ne baharı, kış oldu yanı başımızda. Hep beraber görüyoruz yaşananları. Bu plan içerisinde bizimkilerin belki de danışıklı, dövüşüklü ortaklıkları sayesinde geldi Peşaver, Pakistan'la Afganistan arasında tarif ettiğim Peşaver, Türkiye'nin güneyinde Suriye ile Irak'ın orasına yanlış politikalarımız yüzünden yerleştirildi. Şimdi kalksın bir kişi bunu bana anlatsın. BOP'undan gireriz. Yakın tarihinden çıkarız. Uluslararası ilişkilerinden gireriz. ABD'nin ve belli enerji kaynakları üzerindeki politikalarından da gireriz. Bunların nasıl çanak tutularak bu bölgede konuşlandırıldıkları ve ondan sonra nasıl kontrolden çıktıkları, bizimkilerin bir ihvan kardeşliği, siyasi yol arkadaşlığından başlayarak bu radikal unsurlara 3 gün önce kardeşim dediğini 3 gün sonra kurşuna dizecek kadar düşman olduklarını hatırlıyorsunuz. Kaddafi'den tutun Esad'a, eski Esad, yeni Esed biliyorsunuz. Bütün bu süreçlerde Allah aşkına bizi izleyen tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önceki Sayın Genel Başkanı da, şimdiki Sayın Genel Başkanı da, milletvekillerimiz de, grup başkan vekillerimiz de, dış ilişkilerden sorumlu olan genel başkan yardımcılarımız da, bir 6 ayda ben yürüttüm o görevi. Doktorlar biliyorsunuz her işi yapıyor doktorluktan başka. Parti sözcüsü olarak ben de, diğer arkadaşlarım, şunu hep söyledik bakın. Bu radikal örgütlerle al takke ver külah ilişkilere girerseniz terörü Türkiye'ye ithal eden bir noktaya getirirsiniz dedik. Silah verdiniz mi bunlara? Verdiniz. Davet ettiniz mi dünyanın dört bir tarafından bu sapkınları? Ettiniz veya etmediniz ama geldiler, konuk ettiniz. Sınırlardan gelip geçmelerine müsaade ettiniz mi? Göz yumdunuz mu? Hocam, yumdunuz. Bakın, çok özür dilerim. Rica ederim. Unutmayın sözünüzü. Gelen bir mesajı okuyorum Belçika'dan. Metroda silahlı 2 kişi yolculara ateş ediyor. Polis de 101 cihatçının Suriye'den dönüş yaptığını tespit ediyor. Dinlemeler sonucunda operasyon başladığında bu kişiler bomba atarak karşılık veriyorlar ve bu arada 3 kişi hayatını kaybediyor. Çok sayıda yaralı var ve operasyonlar ülke genelinde, Belçika genelinde devam ediyor.
Şimdi onun için sizin söylediklerinize bir katkı olsun. Şimdi o süreci anlatıyorum. Yani bunlar yaralandı, tedavi ettirdiniz. Eğitim verdiniz, donattınız, kolladınız. Tırlar. O yasak da oradan geldi. Ne vardı o tırlarda? Niye çekiniyorsunuz? Niye yayın yasağı getiriyorsunuz? Niye getiriyorsunuz kardeşim? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi. Irak'taki Türkmen kardeşlerimize de. Ezilen, sürülen ezidilere de. Kobani'den Türkiye'ye kaçan masum insanlara da. Tırlar dolusu Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri gazetecilerin eşliğinde açık yardım götürdü. Sen niye saklıyorsun battaniye götürüyorsan, çocuk maması götürüyorsan, gıda malzemesi götürüyorsan? Niye saklıyorsun? Burada belgeler var. Neyi saklıyorsun? Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan var. Biliyorsunuz komşunuz Aydın Milletvekili. Bunu açıkladı. Savcının belgelerini açıkladı. Fezlekelerini açıkladı. Saç kaplar içerisinde mühimmatlar MİT elemanlarının nezaretinde götürülürken yakalanıyor. Filme alınıyor. Her şey var. Bana maval okuma. Bana maval okuma. Yani efendim biz Bayır Türkmenlerine gıda götürüyorduk. Geç bunları. Yani orada siz bu belanın büyümesinin en temel desteğini verdiniz. Türkmenler ayrıca ellerine silah geçmediğini, ifade ettiler. Tabii tabii. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ben bizi izleyen AKP'ye oy vermiş, inanarak oy vermiş değerli yurttaşlarımız, onlara da seslenmek istiyorum. Allah aşkına herkes elini vicdanına koysun. Bu belayı biz büyüttük. Biz derken Türkiye'yi yönetenler yapmayın dedik. Ve kafalarında çünkü mezhep temelli bir politika var. Acıdır. Biz herkesi bir gören, kulun, insanın en değerli varlık olduğuna inanan ortak bir inançtan geliyoruz. Ama siz benim inancım, onun inancı, onun mezhebi, bunun mezhebi. Bu şekilde yaklaştınız. Küçücük küçücük 14 yaşındaki bir sabiyinin annesini, erkinin meydan meydan yuvalattınız. Antılı politikadan vazgeçin dedi. Belayı orada büyütür, Türkiye'ye ithal edersiniz dedik. Bakın Rize'den bir baba Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arıyor. Çocuğum Suriye'de öldü diyor. Nasıl müsaade ediyor bu devlet o sınırdan gitmesine diyor. Bugün Bingöl'de, Bitlis'te, Diyarbakır'da, Adıyaman'da birçok Kürt genç, Kürt kökenli gencimiz, birçok Türk gencimiz sınırdan geçiyorlar. Ne akla hizmetse bu güruhların içine katılıyorlar. Yurt dışından gelenler Türkiye'yi zaten yol geçen anına çevirmiş. E bunlar bilinmiyor mu? Değerli hükümet üyeleri, sen benim internetimi yasaklayacaksın, Facebook'u yasaklayacaksın, Twitter'ı yasaklayacaksın. Bunlar dünyanın önünde oldu. Ne dedi Angela Merkel? Efendim, Alman istihbarat örgütleri Türkiye dinliyormuş diye sordular. Çok sakin, kendinden emin. Evet, dinliyoruz dedi. Kendi güvenliğimiz için dinliyoruz dedi. Bunlara tanık oldu Türkiye. Onun için dış politika bir şekilde iktidara gelen bir siyasi grubun kendi hırsları, saplantıları, kendi beklentilerine göre kurulacak bir politika değildir. Dış politika ülkenin ulusal çıkarlarına göre kurulur, milli bir politikadır ve sadece iktidar partisi tarafından değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen bütün partiler tarafından ülke altındayız. Sayın Başbakan'ın Paris'te yürüyüşte muhatapları tarafından uğradığı davranış ekranlara yansıdı. Yani hafif gelmeseydin de olurdu tarzından, değil mi?
ifadelerle karşılandı. Çünkü samimi değiliz. Samimi değiliz bu konuda. En büyük bugün ve yarın Türkiye'yi de Sultanahmet'te şehit verdiğimiz polisimizi öldüren canlı bombanın bu kaynaklı bir Dağıstanlı kadın olduğu açıklandı. Biliyorsunuz. Cilve gözünde bomba patladı, uyanmadılar. Reyhanlı'da bombalar patladı. Efendim CHP Esat'a gitti, fotoğraf çektirdi, o yüzden oldu dediler utanmadan. Sonra çıktı hepsi mahkemede. Gaziantep'te bomba patladı, bir sürü masum öldü. Ayılmadılar. Sultanahmet'te bomba patladı. CHP bunu insan hakları şeyinde göstermiş. DHKPC'li sanki bir ilgisi var CHP'nin terör örgütüyle. Ertesi gün hemen yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Biliyorsunuz bu kanaldan bir kadın militan çıktı. Büyüttünüz, eğittiniz, silah verdiniz. Hem Türkiye'nin başına hem dünyanın başına bu belayı sardınız. Bu herkes tarafından biliniyor. Nasıl toparlayacağız? Türkiye bir an önce kendi çıkarlarına dönük. Efendim siz Esatçısınız. Ne ilgimiz var bizim Esat'la ya? Ne ilgimiz var? Biz Suriye'de yaşayan Arap, Türkmen, Kürt, Yezidi, hangi etnik kökenden, hangi inançtan, Hristiyan, kim varsa demokratik, laik bir sistemde kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Atatürk'ün bize bıraktığı Türkiye gibi olmalarını istiyoruz. Reklam arası diyen bayan milletvekili. Reklam arasında bak bunlar oynuyor. Reklam arasında bunlar oynuyor. Onun için asıl film Cumhuriyet'tir. O Cumhuriyet'te Atatürk'ün bize bıraktığı ilkelerle sonuna kadar yaşatılacaktır. Çok değerli bir dostumuzdan mesaj var. Kendisi İslam araştırmaları ve ilahiyat konularında kitapları olan benim dikkatle ve ilgiyle izlediğim Sayın Eren Erdem. Diyor ki, Hazreti Peygamber'in mirasının adeta tüketildiği, İslam dininin ruhunun katledildiği, Emevi aklının iktidar olduğu ve yetim hakkıyla dikilen saraylarda boy gösterilen bir ülkede Charlie Hebdo üzerinden iman kurtarmak İslam'ın deyimiyle riyakarlıktır. Devam ediyor. Hem de İslam tarihinin en çirkin ve ahlak dışı provokasyonudur. İnsanı yaşatma dini olan İslam adına öldürenler ve öldürenlere destek verenler Allah'ın gazabına duçar olacaklardır. Kıymetli konuklarınızı ve Tirelileri en derin saygılarımla selamlarım. Sayın Kabaş'ın bu konuda söyleyecekleri olabilir. Şimdi öncelikle şunu ekleyelim. Burada bulunurken hep bana soruldu. Girerken de soruldu, Twitter'larda da soruldu, hep soruldu. Bunun da yanıtını verme sözü verdim. Onunla devam etmek istiyorum öncelikle. Daha sonra Haluk Bey'in yorumlarına bir eski MİT elemanının itiraflarıyla aslında destek vereceğim. Ve sonra da bu katliamla ilgili görüşlerimi kısaca söyleyeceğim. Şimdi hep dediler ki bana, sen kimsin? Arkanda kim var? Hangi gruba üyesin? Hangi grubun, partinin sayesinde böyle konuşabiliyorsun? Açıkla. Ah, ben de soracaktım. Hangi devlet adına çalışıyorsunuz? Evet.
Bu süreçte bana en çok sorulan soruydu. Ben şöyle söyleyeyim. Tüm bu sorular aslında maalesef bireyin nasıl hiçleştirildiğinin göstergesi. Yani biz bir birey olarak, bir vatandaş olarak arkamızda bir örgüt, bir grup, bir parti, bir camia, bir cemaat, bir holding, bir amblem olmadan sanki özgürce düşüncemizi, fikrimizi ifade edemeyiz. Edebiliriz. Benim arkamda ne bir parti var, ben bir CHP üyesi değilim, hiçbir bağlantım yok. Ben MHP üyesi değilim, bir bağlantım yok. Takdir ederseniz ki bir AKP üyesi de değilim, bir bağlantım yok. Bazıları hayal kırıklığına uğrayabilir ama bir cemaat üyesi de değilim. Bir bağlantım yok. Arkamda bir holding, bir grup yok. Hatta şu anda bir televizyon, bir medya kuruluşu, bir gazete de yok benim arkamda. Ben sadece ve sadece Sedef Kabaş'ım. Yani bir vatandaş. Ve bu gücü nereden alıyorum? Aslında sizlerin gücünüzü aldığınız yerden, vicdanımdan alıyorum. Hepsi bu kadar. Yani doğruyu söylemek, dürüst olmak, şeffaf olmak, adil olmaya çalışmak bu kadar mı zor? Bu kadar mı zor? Dolayısıyla lütfen kendimize de ve lütfen vatandaşlara da güvenelim. Yani vatandaş varsa bütün partiler var, vatandaş varsa o holdingler var, vatandaş varsa o cemaatler, camialar var. Eğer vatandaş yoksa kendine güvenen, aklına güvenen, özgür iradesine güvenen vatandaş yoksa zaten ne onlar var ne de güçlü devlet var. Dolayısıyla devletin gücü vatandaşın kendine duyduğu güçten gelir. Önce bunu açıklık getirmek istedim. Şimdi katılıyorum. Adeta sınırlarımızın istedikleri gibi gelip girdikleri bir turist merkezine dönüşmesi konusuna. Şimdi bugünkü bir haber, eski MİT elemanı Önder Sığırcıklıoğlu'nun bir itirafı. Kısaca şöyle diyor, Suriye'deki rejimin yıkılması için binlerce katilin, cihatçının uçaklarla Hatay'a taşındığını ve buradan da Yayladağı ve Reyhanlı üzerinden Suriye'ye yeni katliamlar için sokulduğunu söylüyor ve kendisi ben bunları her gün yaşıyordum, pasaportsuz, nereden ve nasıl geldiği belli olmayan binlerce kişi yasa dışı yollardan Türkiye'ye getiriliyor ve ardından Suriye sınırlarından geçişleri sağlanıyordu. Bunların bir kısmını gördüm, bir kısmını ise yaşadım. Güvenlik sağlamak için kurulmuş bir kurum, bir başka ülkenin güvenliğini bozmak için çalışıyordu. İskenderun limanına gemilerle gelen silahlar, burada konteynerlara yüklenerek tırlarla Reyhanlı'ya taşınıyordu. Bunların geçişleri sağlanıyordu. Bu yaptığı bir açıklama. Şimdi bu Türkiye için bir tehlike değil. Aslında dünyanın pek çok yerinde bu tür tehlikeler var. Terör sadece Türkiye'nin karşılaştığı ve savaştığı bir problem değil. Dünyaya bakarsanız önümüzdeki yıllarda bütün dünyanın en büyük problemi terör. Olmaya da devam edecek. O yüzden ben iki gün önce yanılmıyorsam Ali Bardakoğlu'nun, eski Diyanet İşleri Başkanımızın
Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda şu sözünü gerçekten vurgulamak istiyorum. Diyor ki, İslam dünyasının değişik bölgelerinde verilen dini eğitimin, İslam adına üretilen dini bilginin nefreti ve şiddeti besleyip beslemediğini soğukkanlı bir şekilde araştırmamız ve buna dikkat etmemiz lazım. Bunu araştırmadığımız sürece maalesef ve maalesef İslam terörü besleyen en güçlü kaynaklardan biri haline gelmeye aday. O yüzden eğer biz bu ülkede İslamiyet'ten, Müslümanlık'tan bahsediyorsak, terörden, şiddetten asla ve asla medet ummayacağız. O yüzden de ben Sayın Davutoğlu'nun açıkçası Fransa'ya gidip bu yürüyüşe katılmasını takdirle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti adına gidip oradaki birçok başka devlet başkanıyla, başbakanıyla bu protesto yürüyüşüne destek vermesine alkış tutuyorum. Çünkü devlet adamlığı bunu gerektirir. Ama aynı Sayın Davutoğlu'nun buraya döndükten sonra yaptığı açıklamaların oradaki yürüyüşte aslında verdiği mesajla bir paralellik arz etmediğini görüyorum. Ve buna da yine bir vatandaş olarak üzülüyorum. Yani Davutoğlu meydanı İsrail'e bırakmadık deme ihtiyacı hissediyor. Mesele İsrail değil ki. Değil. Ya da Sayın Cumhurbaşkanımız Netanyahu hangi yüzle oraya gidiyor diye soruyor. Mesele yine Netanyahu değil, İsrail değil. İsrail'in velev ki kötü örnek olması bizim için iyi örnek olamaz ki. Suriye misal hiçbir zaman iyi bir misal, yani örnek değildir. Dolayısıyla eğer oraya gidiyorsak gerçekten Türkiye'nin teröre karşı olduğunu, her türlü şiddete karşı olduğunu göstermek için olmalıyız. Yani orada bir vitrin gibi göstermelik bir yürüyüş yapıyorsak, o zaman bu yine ülke itibarımızı zedeleyecek bir davranıştan ibaret hale gelir ki şimdi aslında yine dünya medyasında Türkiye'nin bu tavrı konuşuluyor. Yani biz dünya medyasında yine bu şekilde haber oluyoruz. Yine Sayın Sedef Hanım, bakın şimdi Sayın Başbakan tabii ki düşünce özgürlüğüne saygı yürüyüşüne katıldı. Ama oradan döner dönmez yaptığı açıklamalar düşünce özgürlüğüne saygıyla asla bağdaşmayacak konuşmalardı, açıklamalardı. Nitekim hemen akabinde Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla bir manken kızımız sizin gibi savcılık tarafından sorguya alındı. Dünya Türkiye'de Twitter'ın ve Facebook'un kapatılabileceğinden söz ediyor ve bana da sürekli olarak sosyal medyadan Halk TV'nin yayınları kesintiye uğruyor, acaba bir sabotaj mı yapılıyor şeklinde mesajlar geliyor. Ben Ankara'daki arkadaşlarıma soruyorum, yayınımızda sizin beklemediğiniz kesintiler mi oluyor? Nedir bunun sebebi? O konuda bana bir mesaj geçer misiniz Ankara'daki arkadaşlarımız? Çünkü artık insanın hakkına her türlü olasılık maalesef gelebiliyor ve takipçilerimiz, izleyicilerimiz bundan dolayı endişeliler. Şimdi bu kesmelerle, yasaklarla, yani yasaklar keser, YouTube'a koyarsınız oradan izler, yurt dışından link alır oradan izler. Yani son yine bir gazeteci olarak son 4 yılda yayın yasağı getiriliyor biliyorsunuz. Kaç olaya yayın yasağı getirilmiş diye bir baktım son 4 yılda. Bir tahmin yapmak ister misiniz? 30. 149. Yani bunun içinde Deniz Feneri davası da var. Musa Anter davası var. JITEM listesi var. Şike soruşturması var. Reyhanlı var. MİT'e ait olduğu öne sürülen tırlar var. Bingöl suikasti, Yüksekova, Uludere, IŞİD'in Musul Başkonsolosluğunu basması, Bingöl saldırısı, Yüksekova saldırısı,
Son olarak yolsuzluk soruşturmaları. 149 olaya yayın yasağı getiriliyor. Bir de tabii gezi olayları var. Kimi kanallar kendi kendine yayın yasağı koydular. O da ayrı. Yani bu yasakla, yayın kesmeyle bugünün dünyasında gerçekleri örtbas etmek mümkün değil. Beyhude bir çaba. Mesela Avrupa Parlamentosu'nun gene çok yakın bir kararı oldu. Bu gazetecileri susturma, hapsetme, soruşturma, gözaltına alma. 11'e karşı 551 oyla gazetecilerin gözaltına alınması ve bu tür muamelelere maruz kalmasına karşı kınama kararı çıktı Avrupa Parlamentosu'ndan. Şimdi son olarak bu katliamlarla ilgili çok önemli bir mevkiye sahip olan ve bu mevkisine paralel ciddi bir sorumluluğa da sahip olduğuna inandığım Diyanet Başkanımızın bu açıklamasını da düşündürücü buldum ve bunu tweetledim de açıkçası. Sadece 12 kişiye karşı düzenlenen bir cinayet açıklaması. Yani sadece 12 kişi. Hani 15 kişi olmuş şimdi. Hani kaç kişi olması lazım? Yani bu bir cinayet mi yoksa bir katliam mı, vahşet mi? Kaldı ki bu tür açıklamaları biz Batı'ya değil, kendimize yapacağız. Müslümanlara yapacağız. İslam dünyasına yapacağız. Niye biliyor musunuz? Çünkü veriler bunu gösteriyor. Bakın, www, herkes girip bakabilir. themuslimissue.wordpress.com. Bu site dünyadaki bütün Müslümanlarla ilgili veri toplayan, dünyadaki bütün İslam dünyasındaki olayları yayınlayan sitelerden bir tanesi. Şimdi Diyanet Başkanımızın dediği gibi 12 milyon Müslüman öldürdü diyor ya, doğrudur. 1948 yılından beri 11 milyon Müslüman öldürülmüş. Ama ilginç olan şu, maalesef ilginç olan şu, %90'ı Müslümanlar tarafından öldürülmüş. Dolayısıyla gerçek Müslümanlık nedir, ne değildir? Biz bunu konuşmalıyız. Bu öz eleştiriyi yapmalıyız. Soğukkanlı bir şekilde dinimizi de, ritüellerimizi de, inançlarımızı da tartışabilmeliyiz. Bakın, İlahiyat Fakültesinden felsefe derslerini kaldıran maalesef bu hükümet. Yani eğer gerçekten dindarsanız nasıl din felsefesini ilahiyat fakültelerinden kaldırırsınız? Din sana ezberle demiyor ki, oku diyor, anla diyor, anla ondan sonra inan diyor. Yani anlamadan oku, dogmatik inan demiyor. Dolayısıyla ben Sayın Bardakoğlu'nun sözlerine tekrar söylüyorum, katılıyorum. Serin kanlı bir şekilde bu değerleri, evet, sahip olacağız ama Müslümanlık, İslam, vahşete, terörizme, hınç almaya, intikam almaya araç hale getiriliyorsa bunu da eleştireceğiz. Bunları alkış tutmayacağız. Çünkü İslamiyet gibi birçok dinin özünde iyi insan olmak var. Çok teşekkürler. İyi insan olmak var. Şimdi yine bir son dakika bilgisi. Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde yine protesto gösterileri devam ediyor. Bu arada ben isimlerini vererek bir kez daha kendilerinin hedef olmalarını asla istemem. Ama bazı meslektaşlarımıza, Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan meslektaşlarımıza yığınla ölüm tehdidi geldiğine dair yine sosyal medya, internet sitelerinde haberler var şu anda. Örneğin Oda TV gibi saygın bir internet sitesinde haberler var. Bugün Sözcü Gazetesi'nin değerli köşe yazarlarından Emin Çöleşan dostumuz da
bu germe ve insanları din üzerinden ayrıştırma ve Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir din devleti haline getirme çabalarının çok tehlikeli sonuçlar verebileceğini, bu durumdan vazife çıkartan bazı kişilerin suikastler düzenleyebileceklerini ve bunun sorumlusunun da doğrudan doğruya ülkede bu atmosferi yaratanlar olduğuna, yani iktidar olacağına yönelik bir uyarı yazısı kaleme almış. Ben bunun son derece önemsenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü geçmişte biz değerlerimizi böyle suikastler sonucunda kaybettik. Herkes aklını başına almalı. Durum gerçekten çok tehlikeli bir çizgiye doğru gidiyor. Bu halkı şunlar veya bunlar şeklinde bölmeye ve bu topraklarda barış ve huzur içinde yaşamış olan bu çok güzel insanları, bu harikulade ülkeyi kardeş kavgasının yaşanabileceği, insanların birbirine boğazlayabileceği ve bunun da iktidarda kalabilme amacıyla tezgahlandığı korkunç bir oyuna sahne etmesinler. Çok vahimdir gidişat. Bunu 50 yıllık bir yayıncı olarak bütün kalbimle söylüyorum ve çok ciddi bir şekilde uyarıyorum. Bir meslektaşımızın canına halel gelirse bu vebalin altından kalkamazsınız. Bu vebalin altından kalkamazsınız. Onun için itidal, onun için sağduyu, onun için barış, onun için sevgi ve kardeşlik. Ülkeyi yönetenler, ülkedeki ayrışmanın birinci derecede sorumlusudurlar. Ülkede tezahür eden, yaşanan bu tür olayların birinci derecede sorumlusudurlar. Sayın Özgündüz, buyurun efendim, siz de size. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii sorumluluk makamında olan insanların, kişilerin bu kritik süreçte çok dikkatli olması lazım. Ağzından çıkacak söze, davranışa çok dikkat etmesi lazım. Gerçekten, ama gerçekten kritik bir süreçten geçiyoruz. Ne yazık ki. Fransa'daki saldırıdan sonra hükümet yetkilileri buna benzer saldırılar ülkemizde de olabilir dediler. Bu gerçekten endişe verici. Buraya kim getirdi derseniz, en büyük sorumluluk şu andaki siyasi iktidarındır, AKP'nindir. Sayın Parti Sözcümüz, Genel Başkan Yardımcımız söyledi. Biz geçmişten beri, yani Suriye'den önce, Suriye'deki karışıktan önce, Irak'taki savaş döneminden beri, geçmiş Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal döneminden beri, daha sonra Sayın Genel Başkanımız şimdiki Kılıçdaroğlu ile birlikte, bütün partimizin tüm yetkilileri, herkes bu konuya dikkat çekti. Yapmayın, etmeyin. Özellikle Suriye'de taşlar yerinden oynarsa, bölgede taşlar yerinden oynar. Ve bundan en çok Türkiye zarar görür dedik. Ve geldiğimiz nokta da bu. Ne yazık ki. Yani Fransa'da belki birileri ölüyor ancak onun da bağlantıları, lojistik desteği anlaşılıyor ki, ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, Türk vatandaşları ve Türkiye üzerinden bazı destekler. Şimdi bu bizim önümüzdeki süreçte ülkemizi, dolayısıyla hepimizi, geleceğimizi sıkıntıya sokan bir olaydır. Bu AKP belasından bu ülke kurtulacaktır elbette, ancak bunların ektikleri bu tohumlardan çıkan bitkiler yine bizi ve geleceğimizi etkileyeceklerdir. Şimdi arkadaşlar, Reyhanlı patlaması oldu biliyorsunuz. 52 yurttaşımız katledildi. Ülkenin başbakanı, sorumluluk makamında olan bir adam çıktı toplumu mezhepsel anlamda bölerek dedi ki 52 Sünni yurttaşımız öldü. Ki yalan söylüyordu. Orada Alevi yurttaşlar da ölmüştü.
Bomba, terör örgütü, efendim bomba patladığı zaman oradan Sünni mi, Alevi mi, ateist mi, gayrimüslim mi, kim geçecek bunu bilemez ki. Terör adı üstünde terör. Masum sivillere karşı yapılan saldırı terördür. Ve lanetlemek gerekirken ülkenin başbakanı bunu bile getirdi ve sebe dayadı. Ne yazık ki. Biz olaydan sonra Sayın Genel Başkanımız, eski Cumhuriyet Savcısı milletvekili olarak ben, İlhan Cihaner, Ömer Suha Aldan'ı görevlendirdi. Biz oraya gittik. Yetkililerle görüştük. Soruşturma dosyasına baktık. Yetkililerin, kaymakamın, savcının, emniyet yetkililerinin söylediğine göre ikinci patlamada özellikle en az bir ton patlayıcı madde kullanmış, plastik patlayıcı madde ve sokağa vakumlamıştı. Logarları, logar kapaklarını açmıştı ve bir ceset logardan çıkarıldı biliyorsunuz. Profesyonel bir eylem. Efendim Esad niye yapsın bunu? Aptal mı? Yani tam da Türkiye'nin saldırısını isteyen güçlerin işine gelecek bir eylem. Ve nitekim sonradan çıktı. Kim üstlendi? Nusra, El Nusra. Daha sonra IŞİD'e dönüşen örgüt. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi, Agit Büyükelçimiz, Tarcan İldem dedi ki bunu IŞİD yaptı. Yani El Nusra yaptı. El Nusra yaptı. IŞİD denilen dünyanın 40'tan fazla ülkesinden gelen sapkın, ağır suçlu, affınıza sığınırım, it, kopuk, uyuşturucu müptelası, sapkın insanlar, gözü dönmüş katiller. Ne yazık ki ülkem üzerinden Suriye'ye gönderiliyor, Irak'a gönderiliyor. Musul'u IŞİD işgal ettiğinde ilk tebrik eden kim oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Tarık Haşimi. Tarık Haşimi nerede şu anda? Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ben de misafir. AKP'li belediyenin İstanbul'daki misafirhanesinde kalıyor. AKP'nin yandaş iş adamının yaptığı binada ofisi var. Söylemiyorum, yarın başına bir iş gelirse CHP'li milletvekili hedef gösterir derler. Tarık Haşimi. Diğer bir başka Özgür Suriye Ordusu'nun komutanı denilen kişi Cemal Maruf nerede? Türkiye. 14 bin silahlı adamla girdiği söyleniyor. Ben bugün bir soru önergesi verdim İçişleri Bakanlığı'na. Dedim ki bazı yerlerden bana gelen ihbarlara göre önümüzdeki süreçte Gezi benzeri toplumsal olaylar başlarsa buna karşı AKP iktidarı sivil, yani emniyet mensubu asker olmayan sivil bazı milis güçleri kullanmayı planlıyor gibi bir duyum aldık. Böyle bir planınız var mı? Böyle bir hazırlığınız var mı? Korkunç bir şey. Tabii ki bu bir bela. Sayın Dündar, başka bir şey söyleyeyim size. Şu anda hükümet yetkilileri suç işliyor. Türk Ceza Kanunu'na göre. Türk Ceza Kanunu'nun 304. maddesi diyor ki devlete karşı savaşa tahrik suçu. Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden kişi 3 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası. Yani siz yarın Suriye ya da Irak, kardeşim tahrik ettim, bastım savaş açıyorum. Senin hasmane tutumun nedeniyle bunu yaparsa bu hapis cezası. Bir başka şey daha vahimi, yabancı devlet aleyhine asker toplamak. 306. madde. Türkiye devletini savaş tehlikesiyle karşı karşıya koyacak şekilde yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane tutumda bulunan kimseye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir. Eğer fiil savaş meydana getirirse faile müebbet hapis cezası verilir. Şu anda Türk Ceza Kanunu. Benim kanunum. Şu anda AKP hükümetinin yaptığı bu suç. Yarın bunların hesabı sorulur. 15 yıla kadar da zaman aşımı var bu suçlarda. Bunlar çocuk oyuncağı değil. Efendim MİT tırlarını durdurdun. Tamam durdurdun. Burada durdurdun. Efendim devreye girdin. Kanuna aykırı olarak. Orada Cumhuriyet Savcısının durdurması meşruydu. Onu da söyleyeyim. O nedenle sonra da MİT kanunu değiştirdiler. MİT kanunda diyor ki MİT görevlileri bir suç işlerse bununla ilgili soruşturma yapmak için başbakanın iznine tabidir, izni gerekiyor.
Çok güzel. Yani suç işlendiğinin önce bir tespit edilmesi lazım. Bir ihbar geliyor arkadaşlar. MİT tırları niye durduruldu onu söyleyeyim size. Cumhuriyet Savcısına bir ihbar geliyor. Diyor ki bu plakalı tır silah yüklü olarak terör örgütlerine silah taşıyor. Ben çeyrek asır savcılık yaptım. Bana bu ihbar geldiği anda ben o ihbarın gereğini yapmak zorundayım. Yani emniyete veya jandarmaya duruma göre havale edeceğim, gereğini yap kardeşim. Yapmazsam görevimi ihmal etmiş olurum. Çünkü kime gidiyor ve kim götürüyor bilmiyorum. İhbar böyle. Savcı durduruyor emniyette jandarmayla. Bir kişi diyor ki ben MİT görevlisiyim. Çok güzel olabilirsin. Ne var burada kardeşim? Efendim sizi ilgilendirmez, açamazsınız. Hayır açarım. Açılıyor, bakılıyor. Sayın Genel Başkan Yardımcımız da söylediği gibi roketler, füze başlıkları var. Bunları ben tespit ederim, gönderirim başbakana. İzin verip vermemek başbakanın takdirine bağlı. Ama delilleri toplamak benim yetkimdir. Sen bıraktın, gitti öbür taraftan, sınırın ötesine kime gitti, hangi silahlar vardır, bunu uydudan, uzaydan ve yerdeki istihbarat elemanlarıyla Amerika biliyor, Rusya biliyor, İran biliyor, İsrail biliyor. Yarın bunu önüne koyarlar, faturayı sana keserler. Ama Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak ve milletvekili olarak üzülüyorum. Yarın ülkemin bu şekilde uluslararası savaş hukukuna aykırı bir davranışı, bir eylemi tespit edilirse, bu hükümetin bile tespit edilirse ben yurttaş olarak üzülürüm. Ancak bu hükümet sorumludur. Bu hale gelmemizden bu hükümet sorumludur. Şimdi o arama kararını alan savcılardan biri ki bugünkü SYK kararnamesiyle görev yeri değiştirilmiş, açığa alınmış galiba. Açığa alınmış değil mi? Evet. Diyor ki ben o kararımın arkasındayım. Aksi takdirde teröre yardımcı olacaktım. Aynen öyle. Aynen öyle. Meslektaşımız görevini yapmıştır. Evet. Yapmazsa suç işlemiş olur. Evet. Kesinlikle. Şimdi az önce Sayın Özgündüz o bilgilerin elden ele dolaştığını söylüyor. Çünkü uydudan sürekli olarak izlenebiliyor. Yani bir hassas kurumumuzun bahçesindeki tırlar bile uydudan görüntülenebiliyor. O nedenle bu tür ileride Türkiye'nin başına çok büyük sorunlar açacak karanlık işler ve ilişkilerden coğrafyasının en güçlü devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin uzak durmaları gerekir. Kesinlikle. Türkiye'nin böyle basit hesaplarla başka ülkelerde mezhepçi siyasetini devam ettirecek bir iktidar yaratma arzusunun nelere mal olduğunu Türkiye çok acılar çekerek görüyor, bütün dünya görüyor. O nedenle uyarımızı tekrar yapıyoruz. Birazdan elden ele dolaşan bütün dünyada, yani şu anda Zimbabwe devlet başkanının elinde dahi olduğunu bildiğimiz 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet tapeleriyle ilgili çok geniş bilgiye sahip olan Sayın Özgündüz başta olmak üzere o konulara gireceğiz. Çünkü iktidar bu tapeleri gömse de yaksa da sonuna kadar yok edemeyeceğini ve gün geldiğinde bunların hesabının, yani yolsuzluk ve rüşvet iddialarının hesabını vereceğini biliyor. Bu nedenle işte darbedir, paraleldir. Yani o bizi değil, yargıyı ilgilendiriyor. Varsa bir paralel çete, varsa bir darbe girişimi, o yargının ayrı bir soruşturma konusudur. Ama o tapelerdeki konuşmalar, efendim görüntülerdeki dolar tomarları, evlerde oluşan para dağları ile ilgili gerçekleri bu toplum bilmek ve varsa bir yolsuzluk bunun hesabının sorulmasını istiyor. İkinci bölümde bunları da konuşacağız. Sizlerin sorularınızı da alacağız. Soluk soluğa devam edecek bir halk arenası İzmir Tire'den hepimizi bekliyor. Kısa bir ara.
seyircilerimiz, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin davetlisi olarak geldiğimiz İzmir Tire'den canlı olarak yayınlanan Halk Arenası coşkulu katılımla devam ediyor. Programımızın bu bölümünde değerli Tirelilerden sorular alacağız. İlk olarak reklam arasında bizim yanımıza gelerek dertli olduğunu söyleyen, zaten kendisinin kimliğini açıkladığımda, daha doğrusu statüsünü açıkladığımda sizin de hemen katılacağınız bir emekli yurttaşımız var. Ona soru sorma hakkını veriyoruz. Buyurun efendim. Emekli olup da dertli olmayan var mı? Yaklaştırın mikrofonu. Nevin Ulu Bey. 93 senesinde eşimi kaybettim. 2 tane çocuk yetiştirdim. 680 lira maaş alıyorum. Ne diyebilirim? Ben 2 tane evlat yetiştirdim bu vatana. Bir yere kömür almaya gittiğim zaman emekli maaşım var diyorlar. Tek başıma 93 senesinde dimdik ayaktayım. Ve AKP, Tayyip Erdoğan'a hakkımı helal etmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz efendim. Başka soru sormak isteyen hemen uzatalım genç kardeşimize mikrofonu. Adım Deniz. Lise 1. sınıf öğrencisiyim. 15 yaşındayım. Hepimizin farklı farklı hayalleri var. Benim yaşta arkadaşlarım. Hayallerimiz var, planlarımız var geleceğe dair. Peki biz bu hayallerimizi gerçekleştirebilecek miyiz? Bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Ben bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Hemen mikrofonu bir başka konuğumuza şurada el kaldıran alalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sayın Uğur Dündar, sizi 1984 senesinde SMU Havalanı'nı görmüştüm. Aynı duruyorsunuz. Vallahi. Bunun sırrını bize açıklarsanız memnun olurum. Şimdi gelelim esas konuya. İbn-i Melek Hazretleri'nin yaşadığı bu topraklarda bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum öncelikle. Ve lafı fazla uzatmadan ben şöyle demek istiyorum. Şimdi tamam ben şimdi yazarsam alt alta 1000 tane eleştiri yazarım ve 3 gün onu da böyle konuşurum bu mikrofondan. Şimdi bana göre esas mesele bu. Evet, siz çok değerli yayıncılık yapıyorsunuz. Bütün Türkiye bu sizin yayınlarınızdan faydalanıyor. Ancak bugünün konusu bence daha önemli, hayati derecede konusu ülkemiz. Bu ülkemizi nasıl kurtaracağız? Eleştirerek kurtaramayız. Ben bunu düşünüyorum. Mevlana'nın dediği gibi düne dair her şey söylendi. Söylediklerimizin hepsini, bu eleştirilenleri, eksikleri, kusurları cümlalen biliyor zaten. Biz yeni şeyler söylemek zorundayız bugünden itibaren. Tamam. Yani sorunuzu, halkı, evet, benim Koç esas muhatabım Sayın Haluk Koç. Evet. Sizi zaten yıllardır, buyurun beyefendi. Tamam. Sizi zaten her gün televizyonlarda bu fikirlerinizden faydalanıyoruz. İstifade ediyoruz. Hanımefendiye geçmiş olsun diliyoruz. Ancak yeni şeyler söylemek, halkı heyecanlandırmak lazım. Siyasetçinin esas görevi bu olmalı. Halkımız sadece eleştiriyoruz. Yeni fikirler, halkı ikna etmek lazım. Halk kitlelerini tamam, arkamızda sürüklememiz lazım diye düşünüyorum. Tamam. Bunu yaparsak ancak ülkemize daha çok faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Ha, yani durum teşekkür bu. Ederim. Sordunuz, tamam. İyi yayınlar. Değerli sorunuza teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sayın ederim. Hayırlı Koç. Akşamlar. Yani bu konuda sizden istirham tamam, ediyorum. Efendim, tamam, tamam efendim. Şimdi önde meslektaşımız Atilla Köprülü'ye verelim. O da... Atilla Köprülüoğlu da bir soru soracak. Soru değil de şöyle bir şey Sayın Dündar. Şimdi yüzümüzü dönmüşüz Orta Doğu'ya, ecdadımız diyoruz. Osmanlıca öğrenilecek, öğretilecek diyoruz. Midye yemek haram diyoruz.
kardan adam yapmak haram diyoruz. Erkeğin küpe takması mekruh diyoruz. En son ben şunu söyleyeyim. 29 Mayıs'ta hazırlanalım. İstanbul başkent payitaht olacak. İyi yayınlar. Beyefendiye verelim. Yaklaştırın lütfen mikrofonu efendim. Lütfen mikrofonu yaklaştırın. Evet. Taht-ı kadim, şehir muazzam, yeşil tiremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şeref bize. Adım Arif Güçlü, emekliyim. Benim sorum hocam olacak. Kısa ve öz olarak söylüyorum. Hafazan Allah. Allah muhafaza eylesin. Haziran seçimlerinden sonra bu ampul bir daha yanmaya kalkarsa ülke ne olacak? Ne bekliyoruz? Ne bekliyoruz yani? Nelerle karşılaşacağız? Allah inşallah bu ampulü söndürmeyi nasip etsin. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. Sağ olun. Burada şimdi soruları şimdilik kesiyoruz. Daha sonra bilmiyorum, devam ederiz. Sayın Koç veya Sayın Özgündüz. Peki. Evet, siz başlayın. Teşekkür ediyorum. Önce valla çok sevindim. Ben parti sözcülüğünden yoruldum. Bu arkadaşımıza hemen görevi devredeceğim. ben her gün konuşmaktan mutlu olan bir adam değilim değerli kardeşim. Sağ olun, eksik olmayın. Ama bakın, bu gerçekleri herkesle paylaşmak zorundayız. Görüyor, yaşıyor, sonuçlarını görüyor ve bizim bir daha bir daha bir daha anlatmamız gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Bu tespitleri yaptık, yapıyoruz ama bugün buraya nasıl geldiğimizi de bilmemiz gerekiyor. Şimdi değerli kardeşim ifade etti. Geçen hafta Bornova'da uzun bir dilim emeklilerle ilgili düşüncelerimizi ifade ettik. Ve önümüzdeki seçimlerde, bakın geçen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi 41 tane proje ortaya koydu. 41 projenin 5'ini 6'sını daha çok seslendirmemize rağmen emeklilerimize dahi onlar için tasarladıklarımızı tam anlatamadık. Suçlu biziz. Kimseye suç getirmiyorum. Suçlu biziz. Şimdi çok daha erken başladık. Sayın Genel Başkanımız emekli temsilcileriyle, bütün yetkililerle geniş bir değerlendirme toplantısı yaptı. Söylediklerimiz çok net ve açık. Bütün emeklilerimiz bir defa İntibak dedik, A cetveli dedik, B cetveli dedik, şu yıldan önce emekli olan dedik, bu yılcan sonra dedik, anlatamadık. Şu kadar prim ödeyen dedik, anlatamadık. İnsanca yaşayacak, kimsenin eline bakmayacak bir maaş alacak seviyeye getirilecektir dedik. Bunun da bütçe karşılığını ekonomistlerimiz, reel karşılığını ortaya koyacaklar dedi. Türkiye büyüyor deniyor. Milli gelir artıyor deniyor. Değil mi? Lafa geldi mi bir sürü şey var. Ama emeklilere milli gelir artışından pay verilmiyor bugün. Bu refah payı emeklilerimize de verilecek dedik. Bir emekli çalışıyor, eli kolu tutuyor. Aldığı düşük emekli maaşının yanında ek bir iş yapmak istiyor. Hemen sosyal güvenlik primi %15 kesiliyor. Bu haksızlıktır. Çünkü emekli emekli olana kadar primini ödemiş, gereklerini yapmış ve ondan sonra sosyal devletin güvencesi altında hayatını bitirene kadar emekli statüsünü korumak zorunda. Tekrar çalışıyor diye onun maaşından güvenlik kesintisi yapamazsın. %15 emekli kesintisi CHP tarafından kaldırılacaktır. Sağlıkta devrim yaptık. Ben tıp doktoruyum. Ah o kötü günler, hatırlarsınız değil mi? Öyle diyordu birisi onun üslubuyla. Kuyruk, senin zamanında biliriz. Hadi bakalım şimdi gidin özel hastaneye. Selamun aleyküm kapıda. Sökül bakalım katkı payını. Tam 13 çeşide yakın bir emekli doktora gittiğinde, öyle mi Ufuk Başkan? Doktora gittiğinde tetkikini yaptırıp İlacını alıp hastalığını tedavi ettirene kadar pay veriyor. Eczacılarla kavga ediyor emekliler. Hastalar.
Yani bu parayı niye kesiyorsun diyor. O değil, ben değil diyor, devlet kesiyor diyor. Çeşitli noktalardaki bütün katkı payları emekli yurttaşlarımızdan kaldırılacaktır. Bu da CHP'nin sözü. Milli gelirden refah payı. Kesin intibak. Bütün katkı paylarının kaldırılması. Çalışan emekliden sosyal güvenlik primi kesintisinde son. Ve emeklilikte yaşa takılanlar. 99'da biliyorsunuz. Daha sonra değişen kanunla hem prim ödeme süresi arttı hem emekli olma yaşı arttı. Birçok insanımız mağdur durumda. Sayın Kılıçdaroğlu emeklilikte yaşa takılanların temsilcileriyle de Ankara'da diğer emekliler gibi bir görüşme yapacak ve onların talepleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi kurmayları tarafından bütçe karşılığı, ki bundan çekinmeyin, nereden bulacaklar karşılığı? Bir de böyle diyorlar değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi bir öneri yaptığı zaman. Önce şu ayakkabı kutularını boşaltacağız. Önce hesap soracağız. Önce çalandan çırpandan alıp milletin bütçesine getireceğiz. Ve o arkadaşlarımızla da onların gruplarıyla da bir değerlendirme yapacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki seçim bildirgesine emeklilikte yaşa takılanlarla da ilgili haksızlıkları giderecek önlemleri açık, net, anlaşılabilir seçmenin önüne getirecek. Tarım. Tire'deyiz. Tütün bitti. Benim memleketim Samsun'da da bitti. Adıyaman'da da bitti. Bitlis'te de bitti. Tire'de de bitti. Pamuk. Bitiyor. Türkiye dışarıdan pamuk satın alıyor. Şimdi bakın, tarımla ilgili bütün hazırlığını yaptı. Bunlar seçim bildirgesine girecek. Şu anda hazırlığı yapılıyor. Ve katılımcı bir işlem uygulanıyor. İlçe başkanlarımız burada. Onlara da sorulmuştur. Hem bölgesel sorunları hem halkın gündemindeki temel sorunların önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir seçim projesine dönüştürülmesi için bütün süreç işliyor. Yani tarımla ilgili çok basit ifade edeyim. Hayvancılık ve süt şimdi tütün bittikten sonra. Değil mi? Tire'de ağırlıklı olan. Bayındır'da çiçek. Bu sefer Bayındır'a uğrayamadık. Şimdi ana tarım girdisi. Nedir köylüde? Gübre, mazot, ilaç, tohum. Hayvancılığı da katarsak yem. Bütün bu girdilerde üreticiye destek olacak net söylemini ifade edecek. İki tanesini söyleyeyim. Bir, mazotun litresi köylüye ne ziraat yapıyor ise ve ne kadar mazot kullanıyor ise ÖTV'siz, KDV'siz 2 liradan köylüye verilecek. Nasıl vereceksin? Nasıl mı vereceğim? Sen motorculara, yatçılara nasıl veriyorsan ben de köylüye öyle vereceğim. Türkiye'de mazotun rafineri çıkışı kaç para? Biliyor musunuz? 1 lira 70 kuruş. Üstü vergi dairesi gibi çalışıyor benzin pompaları. Biliyorsunuz. Vergi dairesi kurmaya gerek yok. Bütün benzin istasyonlarına gidin. Vergi dairesi olarak çalışıyor. İster benzin alın, ister mazot alın. Cumhuriyet Halk Partisi çiftçi mazotundan bu vergiyi almayacak ve 2 liraya bunu verecek. Sosyal yardım. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse çok borcunuz var. Aman ha. Ekonomi bozulur. Tam tersine. Biz çalmayı çırpmayı bilmeyiz. Bana bir tane Cumhuriyet Halk Partili gösterin. Çalsın çırpsın. Onlar sizde. Siz Allah'tan da korkmuyorsunuz. Milletten de utanmıyorsunuz. O bizde yok. Ve bütün bunların bütçe karşılığı da ve bütçeyi nasıl ayar? Bütçe bir siyasi tercih meselesidir. Değerli arkadaşlarım, bütçeyi siz siyasi duruşunuza göre bir istikrarlı bir büyüme rakamını hedefleyerek
kendi yerli üretiminizi artırarak o üretimin getirdiği milli geliri de hakça bölüşerek, bölüştürerek nasıl bölüştüreceksin? Eğitimle bölüştüreceksin, sağlıkla bölüştüreceksin, vergi politikasıyla bölüştüreceksin, sosyal güvenlik emekli politikasıyla bölüştüreceksin. Bunu yapmak sosyal demokratların işi. Onun için bir de şunu söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse size verilen yardımları keser. Yalan konuşmak da bir sanat. Onun sanatkarları da çok şimdi Türkiye'de biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse sen kime ne yardım veriyorsan hepsi tek kalemde toplanacak. AKP'li, CHP'li, MHP'li, şu partili, bu partili diye ayrılmayacak. O eve eğer asgari geçim indiriminin altında para giriyor ise şu anda aldığı bütün yardımın yok kömür parası, yok çocuk parası, yok kadın parası, yok eğitim parası, bir sürü başlıklar altında biliyorsunuz katkı var. Bunu yaparken de sen şu partiye önce bir üye ol bakalım diyorlar. Bir sürü çift üyelikler çıkıyor biliyorsunuz. İnsanları bir siyasi rehine olarak tutuyorlar. İnsanların yoksulluklarını teşhir etmeleri isteniyor, sergilemeleri isteniyor. Var mı Müslümanlıkta böyle bir şey? Sağ elin verdiğini sol el görür mü? Bazı insanların kapısına atılan kömür torbasını hava karardıktan sonra o insanlar, komşular görmeden almak istiyorlar. Bunları biliyoruz Anadolu'da. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi sosyal yardım boyutunda kimin ihtiyacı varsa, hangi partili olduğu önemli değil ve bana da seçim zamanı geldiğinde oy vereceksin tehdidini yapmadan herkese bugünkünün iki katını verebilecek bir programın altına da imzasını attım. Nereden bulacaksınız? Nereden bulacaksınız? Ah ah. Şu sarayı kaça mal ettin sen? Bak iki katlı helikopter de aldın şimdi o saraya. Sadece ısınması Bayburt'un ısınması kadar masraf getiriyor. Bu anası sarayın. Daha yavruları var. Vahdettin var şimdi. Çıkacak, yavrusu da çıkacak, merak etmeyin. Değerli arkadaşlarım, israf, debdebe, saltanat, kayırma, peşkeş, rüşvet, hırsızlık, haram bitecek. Bu kadar açık. Hiç kimse de yoksulluğu yüzünden teşhir edilmeyecek. O eve ne zaman o evi geçindirecek bir helal para girer, o zaman o yardım ihtiyacı olan başka bir haneye kaydırılır. Bakarsanız Türkiye bütçesine bütün bu sosyal yardımları topladığınız zaman OECD dediğimiz ülkeler içerisinde, o topluluktaki ülkeler içerisinde ondakilerin, oradakilerin bütçelerinin yarısı kadar. Yani Türkiye en düşük sosyal yardımı yapıyor. Ama kayırmayla, ama böyle bir sadaka zihniyetiyle, ama böyle bir kendine siyasi rehin tutarak yapıyor insanları. İnsanlık onuruyla bağdaşır mı bu? Bunun hepsini kaldıracak bütün süreçleri işleteceğiz. Ve dış politika bizi ilgilendirmez, o cebimize bakmıyor demeyin. Örgütlü bir toplum olacağız. Hakkını arayan bir toplum olacağız. Taşeronluk kalkacak. Modern kölelik tarihe gömülecek. Herkesin toplu iş sözleşmesi, sendikalı bir yaşam hakkı olacak. Toplum unuttu bu kavramları. Hukuk iktidarın sopası olmaktan çıkacak bir bağımsız yargı. Herkesin günü geldiğinde ihtiyacı olduğunda aynı adaletin temsil edildiği gibi. Güzel bir hanım. Bir elinde terazi, bir elinde kitap. Gözleri bağlı. Hukukun ırzına geçilmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı. Yani yapacaklarımızı da ama bütün yaşadığımız sıkıntıları da ifade etmemiz lazım. Hani şeyin bir fıkrayla bitirelim. Biliyorsunuz Bekir Mustafa'yı imam yapmışlar. Cenaze oluyor. Cenaze namazı kılınıyor. Gerekler yapılıyor. Tam mefta kabristana götürülecek, defnedilecek. Bekir Mustafa açıyor tabutun kapağını. Pıs 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 pıs.
bir şeyler söylüyor. 1, 2, 3, 5. Ya ne yapıyorsun sen demişler ya. Diyorum ki gidene, öteki dünyada sorarlar bu dünyada işler nasıl diye. Sen de ki onlara, bu dünyada Bekir Mustafa şey oldu, imam oldu. Gerisini anlar onlar demiş. Yani şimdi halimiz bu. Halimiz bu. Yani inancımızı da birbirimize karşı saygımızı koruyarak herkes özgürce yerine getirecek. Hiçbir kısıtlama olmayacak. En temel insan haklarından birisi. Bugünkü dünyada insan inancıyla da saygı görmesi gereken, onu, o eğer onu kutsal kabul ediyorsa, senin de onun kadar o işi kutsal kabul etmen gerekecek. Hiç kimseyi dışlamadan, herkesi eşit, özgür, eşit bir hukuku paylaşan birer cumhuriyet yurttaşı olarak kucaklayacak bir politikayı Cumhuriyet Halk Partisi ortasına koyacak. İstersen sözcü olarak gel yer değiştirelim ama beni bıraksan sabaha kadar anlatırım ben sana. Peki hocam. Sayın Koç'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde neler yapacak onu anlattılar. Burada soru şu. Bütün baskı eğilimleri, kuşatmalar, toplumu bölmeler, birbirine hasım kamplar yaratma gayretleri iktidardan gitmeme hesabı üzerine kuruluyor şeklinde derin bir kuşku yaratıyor. Çünkü bu iktidar o koltuğu kaybettiğinde kendisinden bu yolsuzluk iddialarının, bu rüşvet iddialarının hesabının mutlaka sorulacağını biliyor. Bu öyle bir hesap ki kolay kolay verilebilecek gibi değil. Onun için geriye tek seçenek kalıyor. Her ne pahasına olursa olsun iktidarı sürdürmek. Bu düşünce doğrultusunda bu yolsuzlukla ilgili tüm gerçeklere vakıf olan, yolsuzluk iddialarıyla ilgili tüm gerçeklere vakıf olan ve kendisi de eski bir savcı olduğundan hukuka uygun bir bakış açısıyla konuları aktaran Sayın Ali Özgündüz'e söz veriyorum. Teşekkür ediyorum. Ben değerli arkadaşlar, soruya geçmeden önce bir anımı anlatayım. Usta gazeteci Sayın Duayen Uğur Dündar, geçmişten beri bu Arena programını yapıyor biliyorsunuz. Biz öyle tanıdık. Ve hatırlarsanız hep suçluların, hırsızların, yolsuzların peşine düşüp en sonunda programı nasıl kapatırdı? Suçlular Yüce Türk Adaleti'ne teslim edilmiştir ve biz de takipçisi olacağız. Ben Küçükçekmece İstanbul basın savcısıyken Sayın Dündar bu beyaz enerji yolsuzluğu vardı geçmişte biliyorsunuz. O dosyayı açıklamıştı. O dosyayla ilgili de adı geçenler şikayetçi olmuştu. Ben de kendisini çağırıp savcı olarak konuyla ilgili ifadesini almıştım. İfade çıkışında basın mensupları tabii bekliyor. Orada bir açıklama yapmıştı. Benim de meslek yaşamımda önemli bir anımdır. Ve hakikaten Türk milletinin de bilmesi gerekir ve yeni jenerasyon gençliğin de örnek alması gerekir diye düşünüyorum. Orada dedi ki ben temiz toplum adına, temiz Türkiye adına bu tür yolsuzluk, hırsızlık dosyalarını açıklarım. Suç da olsa gerekirse girip 3-5 ayda yatarım dedi. Bu çok önemli bir duruştur. Bugün için özellikle bütün gazetecilere, bütün aydınlara, bütün ülkesini, geleceğini düşünen insanlara bir örnek duruştur diye bunu anlatma gereği duydum. Teşekkür ederim. Ve bugün de bakıyoruz ki Sayın Dündar aynı çizgide devam ediyor ve geldiğimiz noktada yine ülkenin aydınlanması için, ülkedeki yolsuzluk, hırsızlığın olmaması için aynı yoldan devam ediyor. Ben de bizi programa çıkardığı için, halka bildiklerimizi anlatma fırsatı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Dündar, şimdi Sayın MYK üyemiz, parti sözcümüz de açıkladı.
Debdebe'yi, Şaşa'yı, Saray'ı. Efendim şimdi bunlar tabii sürekli işte biz muhafazakarız, biz Müslümanız, biz namaz, oruç, din, iman, edebiyatı yaparak işin açığı halkın dini duygularını istismar ederek ne yazık ki ve biraz da yoksulluğu kullanarak bu şekilde iktidarlarını sürdürüyorlar. Sayın Genel Başkanımız da anlatmıştı. Peygamberimizin önemli sahabelerinden Ebu Zari Gıffari var. Çok önemli bir sahabedir. Ki Hazreti Ali'nin falan arkadaşı öyle bir sahabedir. Selman-ı Farisi ile birlikte. Muaviye zamanında Şam'da bir saray yaptırıyor. Görkemli saray yaptırıyor. Yeşil Saray. Ebu Zer diyor ki sen bunu eğer kendi paranla yaptırıyorsan bu israftır, haramdır. Eğer Beytülmal'dan yani hazineden yani milletin parasından yaptırıyorsan bu hırsızlıktır, yine haramdır. Bunun üzerine Muaviye Ebu Zer'i Rebeze denilen bir çöle sürgün ediyor ve orada zor şartlar altında peygamberin çok önemli sahabelerinden birisi hayatını kaybediyor. Yine Peygamber Efendimiz diyor ki hırsızlık yapan kişi benim kızım Fatıma dahi olsa cezasını veririm, acımam. Ki bunlar Fatıma'nın tırnağı olamazlar. Şimdi İslam böyle bir din. Yine bu vesileyle ben bu son zamanlarda şiddet olayına da biraz değinmek istiyorum. Bizim inancımıza göre bir masum insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Elbette ki Peygamber Efendimizin küçük düşürülecek şekilde bir mizansene konu edilmesi bütün Müslümanları yaralar, bizi de üzer, yaralar. İfade hürriyetiyle insanların dini inancına hakareti ayırmak lazım. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı var, onu da burada söyleme gereği duyuyorum. Avusturya'da Otto Premium Enstitü denilen bir enstitü bir film gösterimi sokuyor. Bu filmde İsa Aleyhisselam, Hazreti İsa küçük düşürülüyor. Yine Meryem Ana küçük düşürülücü bir şekilde filme konu ediliyor. Oradaki Hristiyan topluluk bunun inançlarına hakaret olduğu iddiasıyla mahkemeye müracaat ediyorlar. Mahkeme diyor ki bu ifade hürriyeti kapsamına girmez. Siz insanların dini inancını aşağılıyorsunuz. Efendim filmin gösterimini durduruyor. Sonra konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki nüfusun büyük çoğunluğu Hristiyan olan bir toplulukta böyle bir şekilde Hristiyanların kutsal değerlerinin bu şekilde aşağılanması ifade hürriyeti kapsamına girmez diyerek mahkeme kararını onaylıyor. Bunu demek istiyorum. Elbette ki Peygamberimize karşı küçük düşürücü ifadeler ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemez. Herkesin dikkatli olması lazım. Ancak bunun üzerinden birileri de durumdan vazife çıkararak gidip bir masum insanı öldürdüğü zaman da bütün insanlığı öldürmüş gibi. Yani soykırım değil. Yani bir tür kıyımı yapmış gibi İslam açısından günahkardır, suçludur. Dolayısıyla bu IŞİD denilen anlayış o Eşari, Selefi, Vahabi ekol bizim Türk İslam anlayışından uzaktır. Klasik sünnilik değildir. Bunun da özellikle ortaya konu tartışılması lazım. Bizim klasik sünni hanifi şafi anlayışımız Maturidi ekoldür, akılcı ekoldür. Onlar Eşari ekoldür. Eşari ekol, Vahabi Selefi anlayış imanla ameli birlikte görür. Yani sen Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım dediğin zaman yeterli değil. Müslümansan böyle davranacaksın, böyle ibadet edeceksin, oruç tutacaksın, namaz kılacaksın, bunları yapacaksın. Yapmıyorsan Müslüman değilsin. Dinden çıkmışsın, mürtetsin, o zaman da katli vaciptir görüyor bu anlayış. Ve bu anlayış yine efendim işte Kabe'yi yıkacağım diyor. Peygamberin mezarlarını, peygamberin ashabının mezarlarını, türbelerini bombalıyor bugün. Çünkü gidip mezarlıkta bir dua etmeyi bile şirk kabul ediyor. Yani bunu demek istiyorum. Bu anlayış, bu Eşari, Vahabi, Selefi, ekol, sünnülük değildir. Dolayısıyla Türkiye'deki başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere din adamlarının bu konuda halkımızı uyarması ve bu anlayışın ülkemizden uzak olması gerekmektedir. Şimdi gelelim yolsuzluk, hırsızlık olayına. Şimdi, burası çok önemli Sayın Özgündüz. Çünkü bu iktidardan gittiğimizde hesap veririz korkusu. Ben burada insanların moralini bozmak istemiyorum. Yastığa baş koyarken derin endişeler içinde olmalarını asla arzulamıyorum. Ama
öyle gösteriyor ki ve aldığımız mesajlardan öyle anlıyoruz ki Türkiye'ye çok acı günler yaşatacağı benziyor. Yani ben iktidarda kalırım, iktidardan gittiğim takdirde bu yolsuzlukların hesabını vermek durumunda kaldığımda çok farklı bir sadece durum ortaya yolsuzluk çıkar. Değil tabii ki bölgedeki çatışmaların da çok var. Elbette. Anayasanın çiğnenmesi, bölgesel çatışmalar, Irak, Suriye politikaları, evet, uluslararası işte meselesi, uluslararası konulardaki o derin strateji adındaki sığlık, onun sebebiyet verdiği çok vahim gelişmeler, bunların hepsi. Ama Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti, yani herkes bir defa kendine, ülkemize güvensin, ülkemizin kurumlarına güvensin. Elbette ki AKP iktidarı ödü kopuyor. Yani iktidardan gidersem hesap sorulacak. O kadar çok suça battı ki elbette ki bunların hesabı sorulacak. Bu sadece siyaseten değil. Geçmişte efendim işte biz geleceğiz hesap sorulacak. Hayır, sorulacak. Şu anda bu dosyalar var. Bu dosyalar işlemde. Bu dosyalar devletin arşivlerinde. Bunlar çıkacak ve hesap sorulacak. Kim yapmışsa sorulacak elbette. Yani bir benim şey ülkemin... Sorabilir miyim? Yani elbette. Şimdi mesela bu tapelerle ilgili önce bunlar montaj dendi, sonra dublaj dendi, sahte dendi. Hatta bir ara TÜBİTAK inceledi. Dünya çapındaki iki uzman inceledi. Bunlar gerçek değil dedi. O dünya çapındaki iki TÜBİTAK uzmanı kim ben hala bekliyorum. Açıklanmadı. O da ayrı. Şimdi bugünse diyorlar ki bunları hemen imha edelim. Şimdi bu imha etmek hukuki mi ve diyelim ki imha edildi. Bu sürece nasıl etki eder? Şimdi Sayın Kabaş, bunlar imha edilemez. Bunlar delildir. Yine bunlar bir defa dublaj montaj değil. Şu anda adli tıp raporu bu dosyadan ben gösteriyorum. Adli tıp Cumhuriyet Savcısı dublaj montaj iddiaları ile ilgili adli tıpa gönderdi bütün bu tapeleri. Dedi ki bir, ses kayıtlarıyla bunların çözümü, tapeler uyumlu mu? İki, herhangi bir ekleme çıkarma yani dublaj montaj var mı? Adli tıp kurumu yani adli konudaki en üst bilirkişi kurumu yani Adalet Bakanlığı'na bağlı bir kurum dedi ki hayır. Bunlar basit imla hataları dışında herhangi bir ekleme çıkarma yoktur. Gerçektir. Tapelerle ses kayıtları uyumludur. Bunu söyledi. Şu anda bu dosya da, bu rapor da dosyada. Peki araştırma komisyonu neden delil kabul etmedi bunları? Şimdi araştırma komisyonu enteresandır. Dinleme kararları. Araştırma komisyonu ne diyor onu da ben söylüyorum. İki argümana dayanıyor. Diyor ki bir, efendim deliller usulsüz toplandı. İki, Yüce Divan'a sevk edecek nitelikte bizde kanaat oluşmadı. Deliller usulsüz toplandı dediği enteresan bir şekilde araştırma komisyonu Cumhuriyet Savcısı görevini yapar aslında. Mahkeme değildir. Yani yargılama merci değildir. Araştırma komisyonu suç işlemleri ilişkin yeterli şüphe, emare gördüğü anda konuyu yargılama merci olan Anayasa Mahkemesi'ne göndermek için rapor düzenlemesi lazım. Bu rapor Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiği anda iddianame yerine geçecekti ve yargılama başlayacaktı. Bu tapeler, dinlemeler usulüne uygun mu, değil mi, nasıl delildir? Bunu değerlendirecek olan merci, yargı merciidir. Yani Anayasa Mahkemesi'dir. Bakın size bir örnek vereyim geçmişten. İsmail Özdağ'ı hatırlar mısınız? Evet tabii. Anavatan'ın bakanıydı. Şimdi bir iş adamından, bir armatörden Uğur Mengenecioğlu muydu? Mengenecioğlu, evet. Çıkar sağladığı yönünde geliyor iş adamı. Dönemin Umdenizcilik. Dönemin Başbakanı Turgut Özal'a, Allah rahmet etsin, diyor ki bu adam benden rüşvet istedi. O zaman Başbakan rahmetli Adnan Kahveci'ne ruhu şad olsun, düzgün, temiz, namuslu bir evet, Türk evet, evladıydı. Onu görevlendirdi. Adnan Kahveci'nin ses kayıt cihazı ile birlikte bu iş adamı bakanla görüştü. Bu ses kaydını getirdiler Özal'a, dinlettiler. Özal hemen görevden aldı ve Yüce Divan'a oy birliğiyle, dikkat edin, meclis oy birliğiyle Yüce Divan'a sevk etti. Orada kimse demedi ki ya siz bu şeyin adamın ses kaydını bilgisi dışında nasıl aldınız, nasıl dinlediniz demedi. Vaka var mı? Var. Bu komisyon raporu
bu vaka yok demiyor. Ya yani bakanın... Kamu çıkarı diye bir şey hiç dikkate alınmaz mı? Yani kamu çıkarı varsa... Şimdi Sedef Hanım burada yani delilleri değerlendirecek merci bir defa komisyon değil, soruşturma komisyonu değil. Soruşturma komisyonu suç işlendirilmesi için yeterli şüphe, emare var mı yok mu buna bakacaktı. Bunu tespit ettikten sonra göndermek zorundaydı. Delillerin içeriğine girme yetkisi mahkemenindir, komisyonun değil. Şimdi burada soruşturma komisyonu zaten vakayı kabul ediyor. Bakan da kabul ediyor. Mesela bakan saati aldım diyor. Efendim diyor ben gazetede ilanını gördüm. Rıza Sarraf da o anda yanımdaydı her nasılsa. Beğendim. Öyle mi Sayın Bakanım? Çok mu beğendin? Bizim adamlar var hemen sipariş verdiler. Getirdiler. Ben koluma taktım. Parasını nasıl ödedin kardeşim? 300 bin İsviçre frangı. Ben ödedim. Nasıl ödedin? Buna ilişkin bir belgen var mı diyoruz. Evden. Efendim diyor. Yani şimdi soruyoruz İsviçre frangı. Frank hesabın var mı? Yok. Hayır yok. Peki TL olarak mı ödedin? Hayır diyor döviz olarak. Peki döviz transferi mi yaptın? Hayır. Yani 300 bin frank cebinde mi taşıyorsun? Kardeşimden aldım. Yerseniz. İyi güzel. Yani kardeşinden aldın. Peki ben soru önergesi verdim. Dedim ki bu saatin yaklaşık 250 bin lira vergi, gümrük vergisi ve cezası var. Bu ne oldu? Sonradan bunu da biliyorsunuz yine Rıza Sarraf'ın kaptanı olan kişi ödedi. Şimdi yani saat var mı var? Piyano. Bir piyano gidiyor. Bakan Rıza'nın evine gidiyor misafirliğe. Ben mecliste de sordum AKP'lilere. Ya arkadaşlar bu adam sizin içerinize geldi mi? Sizin bakanınız. Ama Rıza'nın evine gidiyor. Rıza'nın evine gidiyor misafirliğe. Orada şeyi görüyor piyanoyu. Aa ne güzelmiş. Beğendin mi Sayın Bakanım? Piyano merakı varmış. Beğendik. Bir tane de bize. Göndereyim Sayın Bakanım. 37.500 euro sadece bir taksite olan bir piyano. Var mı? Var. Sabit. İyi ki uçağı görmemiş. Efendim. 2.000 Onu da beğenebilirdim. Olabilir. Efendim kardeşinin hesabına geldi 2 milyon 415 bin lira. Bankasya. Paralel falan diyorlar ya cemaatin bankası. Geldi mi bu? Geldi. Bir hafta sonra senin hesabına geçti. Nedir bu? Kardeşim altın sattı da Rıza'ya onun parasıdır. Yerseniz tabii ki. Şimdi bunu demek istiyorum. Yani bütün bunlar var. Bakın bu olay şimdi ne diyorlar bunlar? Efendim işte hükümeti devirmeye darbe marbe falan filan. Şimdi Sayın Dündar bu olayın başlangıcı 12 Şubat 2007 Kapıkule. Ben dosyadan göstereyim. Kapıkule'den bir tır yurt dışına çıkmak isterken bir X-ray cihazında arama ve polis köpeklerinin arama sonucu 202 kilogram eroin ele geçiriliyor. Bu olayla ilgili olarak İstanbul Başsavcılığı'nın 2007'ye 1258 sayılı soruşturma dosyasından soruşturma yapılıyor. Niçin İstanbul onu da söyleyeyim. Uyuşturucu ticareti o zaman eski DGM özel yetkili mahkemelerin görev alanına girdiği için Edirne'de İstanbul'un yargı sınırlarında olduğu için İstanbul Başsavcılığı bununla ilgili soruşturma başlatıyor. Ve o tarihte Erzincan Edirne.com Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğü dinlemeler yapıyor bu olayla ilgili. O zaman kim emniyet müdürü Edirne'de? Hanife Avcı. Hanife Avcı, Hanife Avcı cemaatçi mi? Ya cemaatle ilgili kitap yaz diye tutuklandı bu adam. Doğru mu? Evet. Yani seni yani Hanife Avcı sana komplo mu kuruyor? Devam edelim. Bununla ilgili olarak yine kara para aklanması ile ilgili kaynağı belli olmayan yüksek meblağda paraların uluslararası transferinin yapıldığı konusu tespit ediliyor. Bununla ilgili masaka bildirimde bulunuyorum. Yani Mali Suçları Araştırma Kurulu'na, yani Maliye Bakanlığı'na bağlı. Maliye Bakanlığı 2008'de bir rapor veriyor. Maliye Bakanlığı, senin Maliye Bakanın, AKP'nin Maliye Bakanı 2008, Mehmet Şimşek paralelci mi, hükümeti mi devirmek istiyor? Hayır. Efendim devam edelim, bakın. Şimdi yine 2010 tarihinde 21-12-2010 tarihinde İstanbul'dan Moskova'ya giden uçakta 3 Azerbaycan, 1 İran yurttaşı, 4 kişi bavul ve sırt çantalarında 14,5 milyon dolar, 4 milyon euro ele geçiriliyor. Bununla ilgili olarak Rusya Interpol'ü Türkiye'yi uyarıyor. Diyor ki kara para yani transferi 2007'de var. Başlıyor. Efendim 2007'de bu. Başlıyor ve bununla ilgili uyuşturucu bununla ilgili var. Olarak kara para takibatı aynen var. Böyle. Aynen evet. Böyle. Bununla ilgili olarak 2011 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Haziran 2011. O zaman Beşir Atalay veya seçim nedeniyle bağımsız Adalet İçişleri Bakanı Osman Güneş zamanında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi bununla ilgili yine İstanbul Mali Suçlara bir rapor gönderiyor. Bütün bunlar devam ederken ihbarlar 2012'de mahkeme kararlarıyla İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 17.9.2012 tarihinde teknik takip ve inceleme kararları veriliyor.
Kim inceleniyor? Bu Rıza Sarraf ve ekibi, yani kara para ve uyuşturucu suç örgütü. Şile, suç örgütü dinlenirken bakılıyor ki Muammer Güler'in oğlu Barış Güler ayda 30 bin dolara bu adama danışmanlık yapıyor. Babası 30 bin dolar maaş almıyor. Bakan 30 bin dolar maaş almıyor. Oğlu ne marifeti varsa tepelerde diyor zaten marifetini. Bütün işleri bunun üzerinde yapacağız. 30 bin dolar aylık maaşla çalışıyor. Danışman yine maaşı mı danışman alıyor? Maaşı alıyor. Ben de adı. İletişim danışmanı diye geçiyorum. Şimdi yani. Sayın Özgün, şunun cevabı yok. Tamam, diyelim ki darbe girişimi. Diyelim ki paralel yapının tezgahı. Bunların hepsinin doğru olabileceğini bir an için kabul edelim. Peki, hakim kararıyla dinlenen o telefonlardaki sıfırlama konuşmalarını paralel yapı mı yaptırdı? Öyle mi? O çikolata tepsilerindeki, ayakkabı kutularındaki paraları paralel yapı mı koydu oralara? Dublaj montaj. O halde o paralar faiziyle birlikte niçin ödendi? Yani. Niçin ödendi? O evdeki para dağını polisler mi ya da paralel yapı mı yaptı? Hatta işte bu soruların cevabı yok. Polise iade edilmesi lazım o paraların. Eğer polisler yaptıysa onlara da iade edilmesi gerekirdi. Şimdi bakın yani bunun Dündar. Soruların cevabı yok. Onun şimdi... için cevabı olmayan bu sorular iktidardan gidersek bu cevabını veremediğimiz sorular nedeniyle çok kötü günler bizi bekleyebilir korkusu yaratıyor. Cevabı var. Dünyanın bütün dillerinde ve bütün dinlerinde hırsızın adı hırsızdır. Cevabı var. Sayın Özgündür devam edin. Şimdi Sayın Dündar bakın şimdi aslında 17 Aralık'a hükümete darbe demiyorlar. 25 Aralık'a diyor Başbakan. 25 Aralık. Oğlu Bilal Erdoğan'la ilgili soruşturma 25 Aralık. Ne dedi o zaman? Oğlum üzerinden bana ulaşmaya çalışıyorlar. Yani Erdoğan Bayraktar'la ilgili TOKİ meselesi, Türkiye meselesi. İyi de kardeşim 17 Aralık başka bir şey. Ve 17 Aralık'ta Nisan ayında MİT sana rapor veriyor. Özel gibi yapsaydın bunlar olmayacaktı ki. MİT devletin. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yıllarca savcılık yapmış devletin içinden gelen birisi olarak söylüyorum. Sistem işliyor. Her şeye rağmen işliyor. AKP iktidarda olsa da işliyor. Sisteme vücuda bir virüs girdiği anda error veriyor. Hocam daha iyi. Hocamın alanı. Error veriyor. Bildiriyor ilgili mercilere, birimlere. Virüsler çok küçük kaldı Ali. Hocam. Daha büyükler var. Efendim. Bildiriyor ilgili birimlere. Tedbir al. Tedbir al. Ayıkla, temizle. Temizlenmediği zaman işler ve devam eder. Bunu durduramazsınız. Devlet aygıtı öyle basit bir olay değildir. Siyasi iktidardan bağımsızdır. Siyasi iktidar bir tren ya da bir gemi düşünün ya da bir otomobil. Onun direksiyonudur, şoför mahallidir, kaptanlığıdır. Makine dairesinde başka birisi vardır. Pusulacısı vardır gemide efendim. Sinyal sistemini kuran vardır. Size direksiyon verildi ve direksiyon verilirken de sen anayasadaki kurallara göre yani trafik kurallarına göre yani uluslararası deniz kurallarına göre kullanacaksın. Sana ne kardeşim şoför benim kırmızı ışıkta da geçerim 220 ile de giderim diyemezsin. Orada hop derler birilerine. Şimdi burada da o dendi. Dur kardeşim dendi. Şimdilik bunun üstünü kapatabilirsin. Burada tabii ben şimdi önümüzdeki hafta bu konu mecliste oylanacak. Buradan yani vicdan sahibi makul AKP'li milletvekillerine seslenmek istiyorum. Siz niye bulaşıyorsunuz arkadaşlar? Yani affınıza sığınırım ortada bir pislik var. Sen bunun üstünü örtersen sana da bulaşacak. Sana da sirayet edecek bu necaset. Bulaşma. Sen gönder gitsin. Ayıklamak merci başka yerdir. Sana düşen görev şüphe var mı? Burada başka bir şey diyor. Muammer Güler savunmasında diyor ki efendim şüpheden sanık yararlanır. Masumiyet karinesi ilkesi. Şüpheden sanık yararlanır. İlkesi yargılama aşamasında kullanılır. Soruşturma aşamasında değil. Savcı ve meclis soruşturma komisyonu
suç işlendiğine ilişkin şüpheyi gördüğü anda bunu yargı mercine göndermek zorundadır. Yargılama merci diyebilir ki efendim rüşvet alındığına ilişkin %100 kesin inandırıcı kanıtlar benim için yok diyebilir. Bu suç rüşvet değil görevi kötüye kullanma oldu diyebilir ya da başka bir şey diyebilir. Ama bunu demek görevi yüce yargınındır. Yani yüce divanındır. Sonra sen bu egemen bağışı Allah'ın kelamıyla dalga geçen adamı niye koruyorsun? Bakın bir karikatürden dolayı ortalık velveleye veriliyor. Allah'ın kelamıyla dalga geçmek, Kur'an-ı Kerim'e göre dinden çıkmaktır. Ona niye bu tepkiyi göstermiyorsun? Din, iman, Kur'an diyeceksin. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'le dalga geçen adamı da otobüsün içerisinde çıkarıp utanmadan elini kaldıracaksın. Yani yazıklar olsun diyorum. Daha ne diyeyim yani? Peki, Sayın Özgürlük, bu konuda, bu iddialar konusu zaman aşımı var mıdır? Bu iddialar rüşvet suçuyla ilgili zaman aşımı 15 yıldır. Dolayısıyla bu sürede bunu kapatsalar dahi 15 yıl içinde bu dosya açılır. Bu delilleri imha edemezler, ona da söyleyeyim. İmha etseler dahi bu vardır, bizde de vardır, devletin birimlerinde de vardır. Günü geldiği zaman bunlar çıkarılır, hesap sorulur. Kırsalar, yaksalar, imha etseler dahi ki yapamadılar bizim teklif üzerine. Önce Hakkı Köylü dedi ki, ne demek dedi komisyon 3 tane CD'yi kıramaz mı? İmha ederiz. Aha. Evet onu dediler ama peki, biz orada dedik ki suç işlersiniz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul Üniversitesi eski rektörü Sayın Profesör Mesut Parlak bir mesaj göndermiş. Diyor ki, para sayma makinelerinin bulunma nedeni harama el sürmemek. Çok güzel. Şimdi ben çok sayıda sevgili Tireli'den soru almak isterdim. Biz program daha yaparız burada. Bir program daha yaparız. Söz veriyorum. Eğer Atatürkçü Düşünce Derneği bizi davet ederse biliyorum yani bir iki sözle bitmez. Süremiz de dolacak. İsmail Dükel arkadaşımızın programına sarkma hakkını da kendimde bulmuyorum. Gerçi abisiyim. Birkaç dakika rica etsem seve seve verir. Ama bir sürprizle kapatalım Tire programımızı. Söyledik başında. Sürprizimiz var diye. Değerli Sedef Kabaş'ın oğlu 10 dakika sonra 5 yaşına basacak. 5 yaşına basacak. Ay çok. Ay çok duygulandım. Evet, Akrivi ekibi olarak kendisine küçük bir sürpriz yapalım dedi. Evet, yakın. Ay inanmıyorum. Sonra pastayı keseriz. Şimdi ay, o mumu duygulandım. Üflesin. Sağ olun. Ay hepimizin çocuklarını Allah bağışlasın. Ben şu genç kardeşimizin 15 yaşındaki öğrencimizin gelecekle ilgili derin kaygılar içinde olmasını çok acı verici bir değerlendirme olarak kabul ediyorum. Yani çocuklarımızın hayallerini ve ufuklarını gölgelediler. Buraya koy istersen. Daha doğrusu onlara geleceği umutla görebilme, umut edebilme olanağını esirgediler. Onları gelecekten umut duymamaya zorladılar. Ve bu çocuklarımıza çok büyük kötülükler yaptılar. O nedenle ben sorusunu çok anlamlı buldum. Ve o soruyu sorduğu için kendisine içtenlikle teşekkür ediyorum. Çok haklı. Evet. Diyelim ki nice yıllara sevgili yavrunuzla, ailenizle, eşinizle birlikte sağlıklar, mutluluklar. Çok teşekkür ederim. Bir daha bu acılar hiç yaşanmasın diyoruz. Ben, sizin yuvanızda ve başka yuvalarda. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Nazım Hikmet Ran'ın 113. Doğum yıl dönümü. Dolayısıyla ben onun bir sözüyle noktalamak istiyorum eğer sizin için de uygunsa. Yok öyle umutları yitirip karanlığa savrulmak. Unutma, aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak. Çok güzel. Sağ olun. Bir kişiyi daha
daha alkışlamanızı rica edeceğim. İstanbul'dan buraya geldi, çalıştı ve gece saat 2'de buradan yola çıkacak ve sabah 5'te uçağa binecek. Yarın çalışmasına devam edecek, hiç uyumadan çalışmasına devam edecek ve inanın bize kelimenin tam anlamıyla amatörce, hiçbir maddi beklenti içinde olmaksızın yardımcı oluyor. Şu sevgili Gizem Kurt'u bir alkışlayalım. Ben böylesine özverili, böylesine çalışkan çok az genç haberci gördüm, genç televizyoncu gördüm. O nedenle her türlü övgüye, takdire layık bir kardeşimiz. Bu arada Halk TV'nin teknik müdürü Erdem Yıldırım arkadaşımıza, kameramanlar Kemal Sevindirici, Atakan Gültekin, Emre Kıvıl, Mustafa Gürkok, Zafer Bakır ve Halk TV Ege temsilcisi, bu sürprizi de hazırlayan sevgili Erdal arkadaşımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Efendim, Beydağ Belediye Başkanı değerli konuğumuz da aramızda. Onu da hoş geldin diyerek teşekkür ediyoruz. Vasfi Şentürk, Beydağ Belediye Başkanı Sayın Şentürk, size de katılımınız için teşekkür ediyoruz. Ve bütün değerli konuklarımıza teşekkürlerimizle ve sevgili Tirelilere bu coşkulu halk arenasını yapma imkanını bize sağladıkları için gönülden teşekkürler sunarak, bir kez daha burada olma sözünü de vererek halk arenasını kapatıyoruz. Değerli konuklarımız Sayın Haluk Koç, Sayın Seref Kabaş ve Sayın Ali Özgündüz'e, ekran başında bizleri izleyen herkese güzel geceler, mutlu yarınlar, sevgiyle kalın diyoruz.